Levililer 1. Bölüm. Rab Musa'yı çağırıp buluşma çadırından ona şöyle seslendi. İsrail halkıyla konuş. Onlara de ki, ikinizden biri Rab'be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman sığır ya da davar sunmalı. Eğer yakmalık sunu sığırsa kusursuz ve erkek olmalı. Rab'bin sunuyu kabul etmesi için onu buluşma çadırının giriş bölümünde sunmalı. Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu, kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir. Boğayı Rabbin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler, boğanın kanını getirip, buluşma çadırının giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler. Sonra kişi yakmalık sunuyu yüzüp parçalara ayırmalı. Harun soyundan gelen kâhinler, sunakta ateş yakıp üzerinde odun dizecekler. Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler. Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır. Eğer kişi yakmalık sunu olarak davar yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa, sunusu kusursuz ve erkek olmalı. Onu sunağın kuzeyinde Rabbin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler. Kişi başını, iç yağını kesip hayvanı parçalara ayırmalı. Kâhin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek. Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. Eğer kişi yakmalık sunu olarak Rabbe kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı. Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak. Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak. Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek. Ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. 2. Bölüm. Biri Rabbe tahıl sunusu getirdiği zaman sunusu ince undan olmalı. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günlük koyarak sunuyu Harun soyundan gelen kâhinlere götürmeli. Kâhin avuç dolusu ince un, zeytinyağı ve günlüğü alıp sunağın üzerinde anılma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır. Eğer fırında pişirilmiş tahıl sunusu sunuyorsan, zeytinyağıyla yorulmuş ince undan yapılmış mayasız pideler ya da üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar olmalı. Eğer sunu sacda pişirilmiş tahıl sunusu ise, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız ince undan yapılmalı. Onu sunarken parçalara ayırıp üzerine zeytinyağı dökeceksin. Bu tahıl sunusudur. Eğer sunu tavada pişirilmiş tahıl sunusu ise, ince un ve zeytinyağıyla yoğrulmuş olmalı. Böyle yapılmış tahıl sunusunu Rabbe sunmak için getirip kâhine vereceksin. Kâhin de onu sunağa götürecek. Anılma payı olarak tahıl sunusundan bir parça alıp yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde yakacak. Tahıl sunusundan arta kalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. Rab için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır. Rab'be sunacağınız tahıl sunularının hiçbirine maya katılmamalı. Çünkü Rab için yakılan sunu, içinde hiçbir zaman maya ya da bal yakılmamalı. Bunları ilk ürünlerinizin sunusu olarak Rab'be sunabilirsiniz. Ancak Rab'bi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde sunulmamaları gerekir. Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Tanrı'nın sizinle yaptığı antlaşmayı simgeleyen tuzu, tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız. Eğer Rabbe ilk ürünlerin tahıl sunusunu getiriyorsan, kavrulup dövülmüş, taze, devşirilmiş buğday başakları sunacaksın. Üzerine zeytinyağı ve günlük koyacaksın.
tahıl sunusudur bu. Kâhin biraz dövülmüş buğday ve zeytinyağı alıp günlüğün tümüyle birlikte anılma payı olarak yakacak, Rab için yakılan sunudur bu. 3. Bölüm. Eğer biri esenlik sunusu olarak sığır sunmak istiyorsa, Rab'be erkek ya da dişi kusursuz bir hayvan sunmalı. Elini sunuğun başına koyup onu buluşma çadırının giriş bölümünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunuğun her yanına dökecekler. Kişi esenlik sunusunun bazı parçalarını Rab için yakılan sunu olarak sunmalı. Sunusunun bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini, böbrek yağlarını karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayıracak. Harun'un oğulları sunakta yanan odunların üzerinde duran yakmalık sununun üzerinde bunları yakacak. Yakılan sunu Rabbi hoşnut eden kokudur. Eğer kişi esenlik sunusu olarak Rabbe davar sunmak istiyorsa, erkek ya da dişi, sunusu kusursuz olmalı. Eğer kuzu sunmak istiyorsa, Rabbin önünde sunmalı. Elini sununun başına koyup onu buluşma çadırının önünde kesmeli. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler. Kişi esenlik sunusunun bazı parçalarını Rab için yakılan sunu olarak sunmalı. Yağını almalı, kuyruk sokumunun dibinden bütün kuyruk yağını kesmeli, bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini, böbrek yağlarını, karaciğerinden böbreklere uzanan perdeyi ayırmalı. Kâhin bunları sunağın üzerinde yakacak. Rab için yakılan yiyecek sunusudur bu. Eğer adağı keçi ise onu Rabbin önünde sunmalı. Elini adağın başına koyup onu buluşma çadırının önünde kesmeli. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler. Rab için yakılan sunu olarak adaktan şunları ayırıp sunmalı. Bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi. Kâhin bütün bunları sunağın üzerinde yakacak. Yakılan yiyecek sunusudur bu. Kokusu Rabbi hoşnut eder. Yağın tümü Rabbe aittir. Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural hep geçerli olacak. 4. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına söyle, biri buyruklarımdan birinde yasakladığım bir şeyi yapar, bilmeden günah işlerse, yağla kutsanmış kâhin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü Rabbe günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı. Boğayı buluşma çadırının giriş bölümüne, Rabbin önüne getirip elini onun başına koymalı ve Rabbin huzurunda onu kesmeli. Meshedilmiş kâhin boğa kanının birazını buluşma çadırına götürecek. Parmağını kana batırıp en kutsal bölümün perdesi önünde Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Sonra çadırda Rabbin huzurunda buhur sunağının boynuzlarına sürecek. Boğanın arta kalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek. Günah sunusu olarak adanan boğanın bütün yağını alacak. Bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi, esenlik sunusu olarak sunulan sığırda olduğu gibi ayıracak. Bunları yakmalık sunu sunağı üzerinde yakacak. Boğanın arta kalan parçalarını, derisini, etinin tümünü, başını, ayaklarını, işkembesini, bağırsaklarını, gübresini, ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yere götürecek. Küllerin üzerinde odun ateşiyle yakacak. Eğer bütün İsrail topluluğu bilmeden günah işler, Rabbin buyruklarından birinde yasaklanmış olanı yaparsa, durum gözden kaçsa bile suçlu sayılır. İşlediği günah açığa çıkınca, topluluk günah sunusu olarak bir boğa sunmalı. Onu buluşma çadırının önüne getirmeli. Rabbin huzurunda topluluğun ileri gelenleri ellerini boğanın başına koyacak ve boğa Rabbin huzurunda kesilecek. Meshedilmiş kâhin boğanın kanını buluşma çadırına götürecek. Parmağını kana batırıp Rabbin huzurunda perdenin önünde 7 kez serpecek. Sonra çadırda Rabbin huzurunda bulunan sunağın boynuzlarına sürecek.
Boğanın arta kalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek. Boğanın bütün yağını alıp sunağın üzerinde yakacak. Günah sunusu olarak sunulan boğaya yaptığının aynısını yapacak. Böylece kâhin halkın günahlarını bağışlatacak ve halk bağışlanacak. İlk boğayı yaktığı gibi bunu da ordugahın dışına çıkarıp yakacak. Topluluğun günah sunusudur bu. Önderlerden biri günah işler, bilmeden Tanrısı Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa suçlu sayılır. İşlediği günah kendisine açıklanırsa sunu olarak kusursuz bir teke getirmeli. Elini tekenin başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde Rabbin huzurunda onu kesmeli. Bu bir günah sunusudur. Kâhin günah sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Arta kalan kanı yakmalık sunu sunağının dibine dökecek. Tekenin bütün yağını esenlik sunusunun yağı gibi sunak üzerinde yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer halktan biri Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse suçlu sayılır. İşlediği günah kendisine açıklanırsa günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli. Elini günah sunusunun başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu kesmeli. Kâhin sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Arta kalan kanı sunağın dibine dökecek. Kişi keçinin bütün yağını esenlik sunusunda olduğu gibi ayıracak. Kâhin Rabbi hoşnut eden koku olarak onu sunakta yakacak. Kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer biri günah sunusu olarak bir kuzu getirirse, kuzu dişi ve kusursuz olmalı. Elini günah sunusunun başına koyacak ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu günah sunusu olarak kesecek. Kâhin sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Arta kalan kanı sunağın dibine dökecek. Esenlik sunusu kuzusunda olduğu gibi kişi sununun bütün yağını ayırmalı. Kâhin Rab için yakılan sunuların üzerinde hepsini sunakta yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. 5. Bölüm. Lanetleneceğini bile bile gördüğünü ya da bildiğini tanıklık etmeyen kişi günah işlemiş olur ve suçunun bedelini ödeyecektir. Biri bilmeden kirli sayılan herhangi bir şeye, yabanıl, evcil ya da küçük bir hayvan leşine dokunursa kirlenmiş olur ve suçlu sayılır. Biri bilmeden kirli sayılan bir insana ya da insandan kaynaklanan kendisini kirletecek herhangi bir şeye dokunursa ne yaptığını anladığı an suçlu sayılacaktır. Biri hangi konuda olursa olsun kötülük ya da iyilik yapmak için düşünmeden ve ne yaptığını bilmeden ant içerse bunu anladığı an suçlu sayılacaktır. Kişi bu suçlardan birini işlediği zaman suçunu itiraf etmeli. Suçunun bedeli olarak Rabbe bir günah sunusu getirmeli. Bu sunu küçük baş hayvanlardan olmalı. Dişi bir kuzu ya da keçi olabilir. Kâhin kişinin günahını bağışlatacaktır. Eğer kuzu alacak gücü yoksa suçuna karşılık biri günah sunusu, öbürü yakmalık sunu olmak üzere Rabbe iki kumru ya da iki güvercin sunmalı. Bunları kâhine getirmeli, kâhin önce günah sunusunu sunacak, kuşun boynunu kırmalı ama başını koparmamalı. Sununun kanından birazını sunağın yan yüzüne serpmeli. Arta kalan kan sunağın dibine akıtılmalı. Bu günah sunusudur. Kâhin bundan sonra ikinci kuşu yakmalık sunu olarak kurallara göre sunacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer iki kumru ya da iki güvercin alacak gücü yoksa, günahına karşılık günah sunusu olarak onda bir efa ince un getirmeli. Üzerine zeytinyağı dökmemeli, günlük de koymamalı. Çünkü bu günah sunusudur. Onu kâhine vermeli. Kâhin anılma payı olarak bir avuç dolusu alıp sunakta Rab için yakılan sunuların üzerinde yakacak. Bu günah sunusudur.
Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Tahıl sunusunda olduğu gibi arta kalan un kâhinin olacaktır. Rab Musa'ya şöyle dedi: eğer biri Rab'de adanmış nesnelere el uzatır, bilmeden günah işlerse, suç sunusu olarak Rab'be küçükbaş hayvanlardan kusursuz bir koç getirmeli. Değeri gümüş şekerli, tapınak şekeriyle ölçülmeli. Adanmış nesneler konusunda işlediği günahın karşılığını ödemeli ve beşte birini üzerine ekleyip kâhine vermeli. Kâhin, suç sunusu olan koçla kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Eğer biri günah işler, Rabbin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa, bilmeden yapsa bile suç işlemiş olur. Suçunun bedelini ödeyecektir. Kâhine suç sunusu olarak küçükbaş hayvanlardan belli değeri olan kusursuz bir koç getirmeli. Kâhin, kişinin bilmeden işlediği günahı bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Bu suç sunusudur. Kişi gerçekten Rab'be karşı suç işlemiştir. 6. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi: eğer biri günah işler, Rab'be ihanet eder, kendisine emanet edilen, rehin bırakılan ya da çalıntı bir mal konusunda komşusunu aldatır ya da ona haksızlık ederse, kayıp bir eşya bulup yalan söylerse, yalan yere ant içerse, yani insanların işleyebileceği bu suçlardan birini işlerse, günah işlemiş olur ve suçlu sayılır. Çaldığı ya da haksızlıkla ele geçirdiği şeyi kendisine emanet edilen ya da bulduğu kayıp eşyayı ya da hakkında yalan yere ant içtiği şeyi üzerinde beşte birini ekleyerek suç sunusunu getirdiği gün sahibine geri vermeli. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına buyruk ver. Yakmalık sunu yasası şudur. Yakmalık sunu bütün gece sabaha kadar sunaktaki ateşin üzerinde kalacak. Sunağın üzerindeki ateş sönmeyecek. Kâhin keten giysisini, keten donunu giyecek. Sunağın üzerindeki yakmalık sunudan kalan külü toplayıp sunağın yanına koyacak. Giysilerini değiştirdikten sonra külü ordugahın dışında temiz bir yere götürecek. Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek. Tahıl sunusu yasası şudur: Harun'un oğulları onu sunağın önünde Rab'be sunacaklar. Kâhin üzerindeki günlükle birlikte tahıl sunusunun ince unundan ve zeytinyağından bir avuç alıp anılma payı ve Rabb'i hoşnut eden koku olarak sunakta yakacak. Arta kalanı Harun'la oğulları yiyecekler. Onu kutsal bir yerde, buluşma çadırının avlusunda mayasız ekmek olarak yemeliler. Mayayla pişirilmemeli. Bunu yakılan sunulardan kâhinlerin payı olarak verdim. Suç sunusu, günah sunusu gibi bu da çok kutsaldır. Harun soyundan gelen her erkek ondan yiyebilir. Rab için yakılan sunularda onların kuşaklar boyunca sonsuza dek payları olacak. Sunulara her dokunan kutsal sayılacak. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun kâhin olarak meshedildiği gün Harun'la oğulları tahıl sunusu olarak Rab'be yarısı sabah yarısı akşam olmak üzere onda bir efa ince un sunacaklar. Bu sürekli bir sunu olacak. Zeytinyağıyla iyice yoğrulup sacda pişirilecek. Tahıl sunusunu getirip Rab'bi hoşnut eden koku olarak pişmiş parçalar halinde sunacaklar. Bunu Harun soyundan gelen meshedilmiş kâhin Rab'be sunacak. Sürekli bir kural olacak bu. Sununun tümü yakılacak. Kâhinin sunduğu her tahıl sunusu yakılmalı, hiç yenmemeli. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarına de ki, günah sunusu yasası şudur. Günah sunusu yakmalık sununun kesildiği yerde Rabbin huzurunda kesilecek. Çok kutsaldır. Hayvanı sunan kâhin onu kutsal bir yerde, buluşma çadırının giriş bölümünde yiyecek. Sununun etine her dokunan kutsal sayılacak. Kanı birinin giysisine sıçrarsa, giysiyi kutsal bir yerde yıkanmalı. İçinde etin haşlandığı çömlek kırılmalı. Ancak tunç bir kapta haşlanmışsa, kap iyice ovulup suyla durulanmalı. Kâhinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Çok kutsaldır. Ama kutsal yerde günah bağışlatmak için kanı buluşma çadırına getirilen günah sunusunun eti yenmeyecek, yakılacaktır. 7. Bölüm.
Çok kutsal olan suç sunusunun yasası şudur. Suç sunusu yakmalık sununun kesildiği yerde kesilecek ve kanı sunağın her yanına dökülecek. Hayvanın bütün yağı alınacak, kuyruk yağı, bağırsak ve işkembe yağları, böbrekleri, böbrek yağları, karaciğerden böbreklere uzanan perde ayrılacak. Kâhin bunların hepsini sunak üzerinde Rab için yakılan sunu olarak yakacak. Bu suç sunusudur. Kâhinler soyundan gelen her erkek bu sunuyu yiyebilir. Sunu kutsal bir yerde yenecek çünkü çok kutsaldır. Suç ve günah sunuları için aynı yasa geçerlidir. Et, sunuyu sunarak günahı bağışlatan kâhindir. Yakmalık sununun derisi de sunuyu sunan kâhinindir. Fırında, tavada ya da sacda pişirilen her tahıl sunusu, onu sunan kâhinin olacaktır. Zeytinyağıyla yoğrulmuş olan ya da kuru tahıl sunuları da Harun oğullarına aittir. Aralarında eşit olarak bölüşecektir. Rabbe sunulacak esenlik sunusunun yasası şudur. Eğer adam sunusunu Rabbe şükretmek için sunuyorsa, sunusunun yanı sıra zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız pideler, üzerine zeytinyağı sürülmüş mayasız yufkalar ve iyice karıştırılmış ince undan yağla yoğrulmuş mayasız pideler de sunacak. Rabbe şükretmek için esenlik sunusunu mayalı ekmek pideleriyle birlikte sunacak. Her sunudan birini Rabbe bağış sunusu olarak sunacak ve o sunu esenlik sunusunun kanını sunağa döken kâhinin olacaktır. Rabbe şükretmek için sunulan esenlik sunusunun eti, sununun sunulduğu gün yenecek, sabaha bırakılmayacak. Biri gönülden verilen bir sunuğu ya da dilediği adağı sunmak istiyorsa, kurbanın eti adağın sunulduğu gün yenecek. Arta kalırsa, ertesi güne bırakılabilecek. Ancak üçüncü güne bırakılan kurban eti yakılacak. Esenlik sunusunun eti üçüncü gün yenirse, adak kabul edilmeyecek. Geçerli sayılmayacak. Çünkü et kirlenmiş sayılır ve her yiyen suçunun bedelini ödeyecektir. Kirli sayılan herhangi bir şeye dokunan et yenmemeli, yakılmalıdır. Öteki etlere gelince, temiz sayılan bir insan o etlerden yiyebilir. Ama biri kirli sayıldığı sürece Rabbe sunulan esenlik sunusunun etini yerse, Tanrı halkının arasından atılacak. Ayrıca kirli sayılan herhangi bir şeye, insandan kaynaklanan bir kirliliğe, kirli bir hayvana ya da kirli ve iğrenç bir şeye dokunup da Rabbe sunulan esenlik sunusunun etinden yiyen biri, Tanrı halkının arasından atılacak. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, ister sığır, ister koyun ya da keçi yağı olsun, hayvan yağı yemeyeceksiniz. Kendiliğinden ölen ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın yağı başka şeyler için kullanılabilir. Ama hiçbir zaman yenmemeli. Kim yakılan ve Rabbe sunulan hayvanlardan birinin yağını yerse, halkımın arasından atılacak. Nerede yaşarsanız yaşayın, hiçbir kuşun ya da hayvanın kanını yemeyeceksiniz. Kan yiyen herkes halkımın arasından atılacak. Rab Musa'ya şöyle dedi, İsrail halkına de ki, Rabbe esenlik sunusu sunmak isteyen biri, esenlik sunusunun bir parçasını Rabbe sunmalı. Rab için yakılan sunusunu kendi eliyle getirmeli. Hayvanın yağını döşüyle birlikte getirecek ve döş Rabbin huzurunda sallamalık bir sunu olarak sallanacak. Kâhin yağı sunağın üzerinde yakacak ama döş Harun'la oğullarının olacak. Esenlik sunularınızın sağ budunu bağış olarak kâhine vereceksiniz. Harun oğulları arasında esenlik sunusunun kanını ve yağını kim sunuyorsa, sağ but onun payı olacaktır. İsrail halkının sunduğu esenlik sunularından sallamalık döşü ve bağış olarak sunulan budu aldım. İsrail halkının payı olarak bunları sonsuza dek kâhin Harun'la oğullarına verdim. Harun'la oğulları kâhin atandıkları gün Rab için yakılan sunulardan paylarına bu düştü. Rab onları meshettiği gün İsrail halkına buyruk vermişti. Adağın bu parçaları gelecek kuşaklar boyunca onların payı olacaktı. Yakmalık, tahıl, suç, günah, atanma, esenlik sunularının yasası budur. Rab bu buyruğu çölde
Sina Dağı'nda İsrail halkından kendisine sunu sunmalarını istediği gün Musa'ya vermişti. 8. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi: Harun'la oğullarını, kâhin giysilerini, mes yağını, günah sunusu olarak sunulacak boğayı, iki koçu ve mayasız ekmek sepetini buluşma çadırının giriş bölümüne getir. Bütün topluluğu da oraya çağır. Musa, Rabbin buyruğunu yerine getirdi. Herkes buluşma çadırının önünde toplandı. Musa topluluğa, "Şimdi Rabbin buyruğunu yerine getireceğim," dedi. Harun'la oğullarını öne çıkarıp yıkadı. Harun'a gömleği giydirdi, beline kuşağı bağladı. Üzerine kaftanı, onun üzerine de efodu giydirdi. Ustaca dokunmuş şeridiyle efodu bağladı. Üzerine göğüslüğü taktı. Göğüslüğün içine Urim ile Tumim'i koydu. Başına sarığı sardı. Ön kısmına kutsal tacı, altın levhayı koydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Sonra mes yağını aldı, Tanrı'nın konutunu ve içindeki her şeyi meshederek kutsal kıldı. Yağı 7 kez sunağın üzerine serpti. Sunağı, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklarını kutsal kılmak için meshetti. Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek meshetti. Harun'un oğullarını öne çıkardı, onlara gömlek giydirdi. Bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Sonra günah sunusu olarak sunulacak boğayı getirdi. Harun'la oğulları ellerini boğanın başına koydular. Musa boğayı kesti. Sunağı günahtan pak kılmak için kanını parmağıyla sunağın boynuzlarına çepeçevre sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Böylece sunağı günahtan arındırmak için kutsal kılmış oldu. Musa hayvanın bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini ve böbrek yağlarını sunağın üzerinde yaktı. Boğanın geri kalan kısmını da derisini, etini, gübresini ordugahın dışında yaktı. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Sonra yakmalık sunu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. Musa koçu kesti, kanını sunağın her yanına döktü. Koçu parçalara ayırıp parçaları, başını ve iç yağını yaktı. Bağırsaklarını, işkembesini, ayaklarını yıkadı ve koçun tümünü sunağın üzerinde yaktı. Bu bir yakmalık sunu, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokuydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Sonra öteki koçu atanma sunusu olarak sunulacak koçu getirdi. Harun'la oğulları ellerini koçun başına koydular. Musa koçu kesti, kanını Harun'un sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmaklarına sürdü. Sonra Harun'un oğullarını öne çıkardı. Onların da sağ kulak memelerine, sağ ellerinin ve ayaklarının baş parmaklarına kan sürdü. Artan kanı sunağın her yanına döktü. Hayvanın yağını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, karaciğer perdesini, böbreklerini, böbrek yağlarını ve sağ budunu aldı. Sonra Rabbin huzurunda bulunan mayasız ekmek sepetinden bir ekmek, yağlı pide ve yufka alıp hayvanın yağlarını ve sağ budunun üzerine koydu. Hepsini Harun'la oğullarının eline verdi. Bunları Rabbin huzurunda sallamalık sunu olarak salladı. Sonra ellerinden alıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı. Bunlar atanma sunusu, Rabbi hoşnut eden koku ve Rab için yakılan sunuydu. Bundan sonra Musa döşü aldı ve sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda salladı. Atanma sunusu olarak sunulan koçtan Musa'nın payına düşen buydu. Musa her şeyi Rabbin buyurduğu gibi yaptı. Musa mes yağını ve sunağın üzerindeki kanı alıp Harun'la oğullarının ve giysilerinin üzerine serpti. Böylece Harun'u, oğullarını ve giysilerini kutsal kılmış oldu. Sonra Harun'la oğullarına, "Eti buluşma çadırının giriş bölümünde haşlayın," dedi. Eti Harun'la oğulları yiyecek diye buyurmuştum. Atanma sularının bulunduğu sepetteki ekmekle birlikte, atanma sunularının bulunduğu sepetteki ekmekle birlikte onu orada yiyin. Etten ve ekmekten artanı yakın.
Atanma günleriniz doluncaya kadar 7 gün boyunca buluşma çadırının giriş bölümünden ayrılmayın. Çünkü atanmanız 7 gün sürecek. Bugün yapılan her şeyi günahlarınızı bağışlatmak için Rab buyurdu. 7 gün boyunca gece gündüz buluşma çadırının giriş bölümünde bekleyecek, Rabbin buyruğunu yerine getireceksiniz. Öyle ki ölmeyeceksiniz. Bana böyle buyruk verildi. Böylece Harun'la oğulları Rabbin Musa aracılığıyla verdiği bütün bu buyrukları yerine getirdiler. 9. Bölüm 8. gün Musa, Harun'la oğullarını ve İsrail ileri gelenlerini çağırdı. Harun'a kendin için günah sunusu olarak kusursuz bir erkek buzağı, yakmalık sunu olarak da kusursuz bir koç al, Rabbe sun dedi. Sonra İsrail halkına de ki, günah sunusu olarak bir teke, yakmalık sunu olarak da bir yaşında kusursuz bir buzağı ile bir kuzu alın. Rabbin huzurunda esenlik sunusu olarak kurban edilmek üzere bir sığır ve bir koçla birlikte zeytinyağıyla yoğrulmuş tahıl sunusu getirin. Çünkü Rab bugün size görünecektir. Musa'nın buyurdukları buluşma çadırının önüne getirildi. Herkes yaklaşıp Rabbin huzurunda toplandı. Musa, Rab şunları yapmanızı buyuruyor. O zaman Rabbin yüceliği size görünecektir, dedi. Sonra Harun'a, sunağa git, günah ve yakmalık sununu sun, dedi. Hem kendinin hem de halkın günahlarını bağışlat. Rabbin buyurduğu gibi, halkın sunusunu sun, günahlarını bağışlat. Böylece Harun, sunağa gidip, kendisi için günah sunusu olarak sunulacak buzağı kesti. Oğulları, buzağının kanını ona getirdiler. Harun, parmağını kana batırıp, sunağın boynuzlarına sürdü. Artan kanı sunağın dibine döktü. Rabbin Musa'ya verdiği buyruğa uygun olarak günah sunusunun yağını, böbreklerini, karaciğerin perdesini sunakta yaktı. Etiyle derisini ise ordugahın dışında yaktı. Sonra yakmalık sunuyu kesti. Oğulları sununun kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağının her yanına döktü. Sununun bütün parçalarını ve başını Harun'a verdiler. Harun hepsini sunağın üzerinde yaktı. Sununun işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkayıp sunakta yakmalık sununun üzerinde yaktı. Bundan sonra Harun halkın sunusunu getirdi. Halkın günahları için sunulacak tekeyi kesti ve ilk sunu gibi bunu da günah sunusu olarak sundu. Yakmalık sunuyu da kurallara uygun biçimde sundu. Sonra tahıl sunusunu getirdi. Bir avuç alıp her sabah yakılan sunuya ek olarak sunağın üzerinde yaktı. Halk için esenlik sunuları olarak sunulacak sığırla koçu da kesti. Oğulları sunuların kanını kendisine verdiler. O da kanı sunağın her yanına döktü. Sığırla koçun yağlarını, kuyruk yağını, bağırsak ve işkembe yağlarını, böbreklerini ve karaciğerlerinin perdesini döşlerinin üzerine koydular. Harun yağları sunakta yaktı. Musa'nın buyurduğu gibi döşleri ve sabudu sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda salladı. Harun günah, yakmalık, esenlik sunularını sunduktan sonra ellerini halka doğru uzatarak onları kutsadı ve aşağıya indi. Musa ile Harun buluşma çadırına girdiler. Dışarı çıkınca halkı kutsadılar. O zaman Rabbin yüceliği halka göründü. Rab bir ateş gönderdi. Ateş sunağın üzerindeki yakmalık sunuyu, yağları yakıp küle çevirdi. Bunu gören halkın tümü sevinçle haykırarak yüzüstü yere kapandı. 10. Bölüm Harun'un oğulları Nadav'la Avihu, buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler. Musa Harun'a şöyle dedi. Rab demişti ki, bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek. Harun hiçbir şey söylemedi. Musa, Harun'un amcası Uziel'in oğullarını, Mişael'le Elsaf'ını çağırdı. Gelin, kardeşlerinizi kutsal çadırın önünden kaldırıp ordugahın dışına çıkarın, dedi.
geldiler ve Musa'nın buyurduğu gibi cesetleri üzerlerindeki gömlekleriyle ordugahın dışına çıkardılar. Sonra Musa Harun'la oğulları Elazar'la İtamar'a saçlarınızı dağıtmayın, üstünüzü başınızı yırtmayın dedi. Yoksa ölürsünüz ve Rab bütün topluluğa öfkelenir. Ama kardeşleriniz bütün İsrail halkı Rabbin ateşle yok ettiği bu insanlar için yas tutsun. Buluşma çadırının giriş bölümünden ayrılmayın, yoksa ölürsünüz. Çünkü Rabbin mes yağıyla kutsandınız. Harun'la oğulları Musa'nın dediğine uydular. Rab Harun'a şöyle söyledi. Sen ve oğulların buluşma çadırına şarap ya da herhangi bir içki içip girmeyin, yoksa ölürsünüz. Kuşaklar boyunca bir kural olsun bu. Kutsalla bayağı olanı, kirliyle temizi birbirinden ayırt etmelisiniz. Rabbin Musa aracılığıyla İsrail halkına bildirdiği bütün kuralları onlara öğretmelisiniz. Musa Harun'a ve sağ kalan oğulları Elazar'la İtamar'a şöyle dedi. Rab için yakılan sunulardan artan tahıl sunusunu alın, mayasız ekmek yapıp sunağın yanında yiyin. Çünkü çok kutsaldır. Onu kutsal bir yerde yemelisiniz. Çünkü Rab için yakılan sunulardan senin ve oğullarının payıdır bu. Bana böyle buyruk verildi. Sallamalık döşle bağış olarak sunulan budu ise oğulların ve kızlarınla birlikte temiz bir yerde yemelisin. Çünkü bunlar İsrail halkının sunduğu esenlik sunularından senin ve çocuklarının payı olarak ayrıldı. Bağış olarak sunulan butla sallamalık döşü yakılan yağlarla birlikte getirip Rabbin önünde sallamalık sunu olarak sunacaklar. Rabbin buyruğu uyarınca bunlar sonsuza dek senin ve çocuklarının payı olacak. Musa günah sunusu olarak sunulacak tekeyi soruşturdu. Yakılmış olduğunu öğrenince Harun'un sağ kalan oğulları Elazar'la İtamar'a çok öfkelendi. ''Neden günah sunusunu kutsal yerde yemediniz?'' diye sordu. ''O çok kutsaldır. Topluluğun suçunu üstlenmesi ve günahlarını bağışlatmanız için Rab onu size vermişti. Tekenin kanı kutsal çadıra getirilmemiş. Buyurduğum gibi tekeyi kesinlikle kutsal yerde yemeniz gerekirdi.'' Harun, ''Halk bugün Rab'be günah sunusu ve yakmalık sunu sundu.'' diye yanıtladı. ''Benim başıma ise bunlar geldi.'' Günah sunusunu bugün yemiş olsaydım, Rab bundan hoşnut olur muydu? Musa yanıtı uygun buldu. 11. Bölüm. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki, karada yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü, ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gereken şunlardır. Deve geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Kaya porsuğu geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Tavşan geviş getirir ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılır. Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız. Sizin için kirlidir. Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz. Denizde, akarsularda yaşayan pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. Denizdeki ve akarsulardaki bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar, suda küme halinde yaşayanlar ve ötekiler sizin için iğrenç sayılır. Bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Etlerini yemeyecek, leşlerinden tiksineceksiniz. Suda yaşayan bütün pulsuz ve yüzgeçsiz canlılar sizin için iğrenç sayılacak. Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, şunları iğrenç sayacaksınız. Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba, çaylak, doğan türleri, bütün karga türleri, baykuş, puhu, martı, atmaca türleri, kukumav, karabatak, büyük baykuş, beyaz baykuş, çöl baykuşu, akbaba, leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa, dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir. Ama dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazılarının etini yiyebilirsiniz.
şunları yiyeceksiniz. Bütün çekirge türleri, küçük çekirge, cırcır böceği, ağustos böceği, öbür dört ayaklı, kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrenç sayılır. Sizi kirletecek şeyler şunlardır. Aşağıdaki hayvanların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim aşağıdaki hayvanların leşini taşırsa giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çatal tırnaklı ama tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Bunlara dokunan da kirlenmiş sayılır. Dört ayaklı hayvanlardan pençelerini yere basarak yürüyenler sizin için kirlidir. Bunların leşine dokunanlar akşama kadar kirli sayılacaktır. Bunların leşini taşıyanlar giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Çünkü bu hayvanlar sizin için kirlidir. Küçük kara hayvanları içinde sizin için kirli sayılanlar şunlardır. Gelincik, fare, bütün kertenkele türleri, bukalemun, sizin için kirli sayılan küçük kara hayvanları bunlardır. Bunların leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. İster tahta kap, ister giysi, ister deri, ister çul olsun suya konmalıdır. Akşama kadar kirli sayılacak ve akşam temizlenmiş olacaktır. Bunlardan biri bir toprak kabın içine düşerse kabın içindekiler kirli sayılacaktır. Toprak kap kırılmalıdır. Toprak kaptaki sulu yiyecek ve her içecek kirli sayılacaktır. Bunlardan birinin leşi neyin üzerine düşerse onu da kirletir. Üzerine düştüğü ister fırın olsun ister ocak parçalanmalıdır. Çünkü onlar kirlidir ve sizin için kirli sayılacaktır. Ancak kaynak ya da su sarnıcı temiz sayılacaktır. Ama bunların leşine dokunan kirli sayılacaktır. Eğer bu hayvanlardan birinin leşi ekin tohumunun üzerine düşerse o tohum temiz sayılacaktır. Ama suya konmuş tohumun içine düşerse tohum sizin için kirlidir. Eti yenen hayvanlardan biri ölürse leşine dokunan akşama kadar kirli sayılacaktır. Hayvanın leşinden yiyen giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Leşi taşıyan da giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Bütün küçük kara hayvanları iğrençtir, yenmeyecektir. İster karnı üzerinde sürünen, ister dört ayaklı ya da çok ayaklı canlılar olsun, bunların hiçbirini yemeyeceksiniz. Çünkü bunlar iğrençtir. Bunların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. İğrenç duruma sokmayın, kirli duruma düşmeyin. Tanrınız Rab benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim. Kutsal olun, çünkü ben kutsalım. Kirli olanı temizden, eti yeneni eti yenmeyenden ayırt edebilmeniz için, hayvanlar, kuşlar, suda küme halinde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur. 12. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, bir kadın hamile kalıp erkek çocuk doğurursa, adet gördüğü günlerde olduğu gibi 7 gün kirli sayılacaktır. Çocuk 8. gün sünnet edilmeli. Kadın kanamasından paklanmak için 30 gün bekleyecek. Pak sayılması için geçmesi gereken bu günler doluncaya dek kutsal bir şeye dokunmayacak, tapınağa girmeyecek. Ancak kız çocuk doğurursa, adet gördüğü günler gibi 2 hafta kirli sayılacaktır. Kanamasından paklanmak için 66 gün bekleyecektir. Erkek ya da kız çocuk doğuran kadının temiz sayılması için geçmesi gereken günler dolunca, yakmalık sunu olarak 1 yaşında bir kuzu, günah sunusu olarak bir güvercin ya da bir kumru getirip buluşma çadırının giriş bölümünde kâhine verecektir. Kâhin bunu Rabbin huzurunda sunacak ve kadını arıtacak. Böylece kadın kanamasından temizlenmiş sayılacak. Erkek ya da kız doğuran kadınla ilgili yasa budur. Eğer kadının kuzu alacak gücü yoksa, biri yakmalık sunu, öbürü günah sunusu olmak üzere 2 kumru ya da 2 güvercin getirecek. Kâhin
kadını arıtacak ve kadın temiz sayılacaktır. 13. Bölüm. Rab Musa'ya ve kahin Harun'a şöyle dedi. Bedeninde deri hastalığına dönüşebilecek şiş, kabuk ya da parlak leke bulunan kişi Harun'a ya da Harun'un kahin oğullarından birine götürülecek. Kahin derideki yaraya bakacak, yarada kıl ağarması varsa ve yara derine inmişse, kişi deri hastalığına yakalanmış demektir. Hastaya bakan kahin onu kirli ilan edecektir. Derideki parlak leke beyazsa, derine inmemişse, üzerindeki kıllar ağarmamışsa, kahin hastayı 7 gün kapalı bir yerde tutacak. 7. gün yaraya bakacak, yara ilerlememiş, deri yüzeyine yayılmamışsa, hastayı 7 gün daha kapalı bir yerde tutacak. 7. gün hastaya bir daha bakacak, yara solmuş, deri yüzeyine yayılmamışsa, hastayı temiz ilan edecek. Yara yalnızca kabuktur. Hasta giysilerini yıkayıp temiz sayılacaktır. Ancak temiz sayılmak için kahine muayene olduktan sonra derisindeki kabuk yayılırsa yine kahine görünmelidir. Kahin kişiye bakacak, derisindeki kabuk yayılmamışsa onu kirli ilan edecek. Kişi deri hastalığına yakalanmış demektir. Deri hastalığına yakalanan kişi kahine götürülecek, kahin ona bakacak. Derideki şiş beyazlamış, üzerindeki kıllar ağarmışsa, şişkin yarada kızıl et görünüyorsa, bu müzmin bir deri hastalığıdır. Kahin kişiyi kirli ilan edecek ama kapalı yerde tutmayacaktır. Çünkü kişi zaten kirlenmiştir. Eğer deri hastalığı yayılıp, kahinin görebildiği kadarıyla tepeden tırnağa hastanın bütün bedenini kaplamışsa, kahin hastaya bakacak ve bedenini hastalık saran kişiyi temiz ilan edecektir. Yaralar beyazlamış ve temizdir. Ama kızıl et görülüyorsa kişi kirli sayılacaktır. Kahin kızıl et görürse kişiyi kirli ilan edecektir. Kızıl et kirlidir, deri hastalığıdır. Kahin hastaya bakacak, yara beyazlamışsa yarayı temiz ilan edecek. Kişi temiz sayılacak. Derideki çıban iyileşmiş ama bir süre sonra çıbanın yerinde beyaz bir şiş ya da kırmızımsı beyaz parlak bir leke oluşmuşsa kahine göstermeli. Kahin hastaya bakacak, görünen yara derine inmiş, üzerindeki kıllar ağarmışsa kişiyi kirli ilan edecektir. Çıbanda baş gösteren bir deri hastalığıdır bu. Ama kahin hastaya baktığında yarada beyaz kıl yoksa, yara derine inmemiş ve yara solmuşsa kişiyi 7 gün kapalı bir yerde tutacaktır. Eğer derideki yara yayılıyorsa, kahin kişiyi kirli ilan edecektir. Çünkü kişi hastalığa yakalanmış demektir. Parlak leke geçmemiş ama yayılmamışsa, bu çıban kabuğudur. Kahin kişiyi temiz ilan edecektir. Deride ateş yanığı varsa ve et kırmızısı beyaz ya da beyaz parlak bir leke haline gelmişse, kahin yaraya bakmalı. Parlak lekenin üzerindeki kıllar ağarmış, leke derine inmişse, yanıkta deri hastalığı var demektir. Kahin kişiyi kirli ilan edecektir. Çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır. Ama parlak lekede kıl ağarması yoksa, leke derine inmemiş ve solmuşsa, kahin hastayı 7 gün kapalı bir yerde tutacaktır. 7. gün kişiye yine bakacak, eğer leke deriye yayılmışsa, onu kirli ilan edecek. Çünkü kişi deri hastalığına yakalanmıştır. Eğer derideki parlak leke geçmemiş ama yayılmamış ve solmuşsa, yanıktan doğan bir şişliktir. Kahin kişiyi temiz ilan edecektir. Çünkü yanık yarasının kabuğudur bu. Bir erkeğin ya da çenesinde yara varsa, kahin yaraya bakmalı. Yara derine inmişse ve üzerinde ince sarı tüller varsa, hastayı kirli ilan edecektir. Çünkü hasta uyuzdur. Baş ya da çenede görülen bir deri hastalığıdır. Ancak kahin bu tür yaraya baktığı zaman yara derine inmemişse, üzerinde siyah kıl yoksa hastayı 7 gün kapalı bir yerde tutacak. 7. gün yaraya yine bakacak, uyuz deriye yayılmamışsa, üzerinde sarı kıl yoksa, uyuz derine inmemişse hasta tıraş olacak ama uyuz olan yerlere dokunmayacaktır. Kahin hastayı 7 gün daha kapalı bir yerde tutacak, 7. gün uyuza yine bakacak.
uyuz deriye yayılmamışsa, derine inmemişse, hastayı temiz ilan edecektir. Hasta giysilerini yıkayacak ve temiz sayılacaktır. Ama hasta temiz ilan edildikten sonra uyuz derisine yayılırsa, kâhin ona yeniden bakmalı. Uyuz yayılmamışsa, yarada sarı kıl olup olmamasına bakılmaksızın kişi kirli sayılacaktır. Ama kâhine göre uyuz ilerlememiş, üzerinde siyah kıl bitmişse, hastalık geçmiş demektir. Kişi temizdir. Kâhin onu temiz ilan edecektir. Bir erkeğin ya da kadının derisinde beyaz, parlak lekeler varsa, kâhin ona bakmalı. Derideki lekeler beyaz ve solgunsa, sadece deride çıkan kırmızı lekelerdir. Kişi temizdir. Eğer adamın saçı dökülmüşse, sadece keldir. Temiz sayılır. Saçının önü dökülmüşse, alnı açılmış demektir. Temiz sayılır. Ama saçı dökülmüş ya da alnı açılmış adamın başında veya alnında kırmızımsı beyaz yaralar çıkmışsa, adam deri hastalığına yakalanmış demektir. Kâhin adama bakacak. Saçı dökülmüş, baş ya da altındaki şişler deri hastalığının yol açtığı yaralar gibi kırmızımsı beyazsa, adam deri hastalığına yakalanmıştır. Kirlidir. Başındaki yaradan ötürü kâhin kesinlikle onu kirli ilan edecektir. Böyle bir hastalığa yakalanan kişinin giysileri yırtık, saçları dağınık olmalı. Kişi çenesini kapatıp, "Kirliyim, kirliyim!" diye bağırmalı. Hastalığı devam ettiği sürece kirli sayılacaktır. Çünkü kirlenmiştir. Halktan uzak, ordugahın dışında yaşamalıdır. Yün ya da keten bir giyside, yün ya da keten bir kumaşta, deri ya da deri eşyada küf görülürse, giyside, deride, deri eşyada, örgü ipinde, kumaşta görülen küf, yeşilimsi ya da kırmızımsı bir renk almışsa, kâhine gösterilmelidir. Kâhin ona bakacak ve 7 gün kapalı bir yerde tutacak. 7. gün ona yine bakacak. Eğer kumaştaki, giysideki veya herhangi bir amaçla kullanılan deri eşyadaki küf yayılmışsa, bu tehlikeli bir küftür. Kirli sayılacaktır. Üzerindeki küf bulunan yün ya da keten giysi, kumaş ya da her türlü deri eşya kâhin tarafından yakılacaktır. Çünkü önü alınamaz bir küftür ve yakılmalıdır. Kâhin giyside, kumaşta ya da herhangi bir deri eşyada bulunan küfün yayılmadığını görürse, buyruk verecek ve küflü eşya yıkanacak. Kâhin onu 7 gün daha kapalı bir yerde tutacak. Küflü eşya yıkandıktan sonra yeniden kâhine gösterilmeli. Küf yayılmazsa bile rengi değişmemişse kirli sayılacak. Yakılmalıdır. Gerek iç yüzünü gerekse dış yüzünü küf temirmemiştir. Küflü eşya yıkandıktan sonra küfte bir solma varsa kâhin giysideki, derideki ya da kumaştaki küflü kısmı yırtacak. Eğer kumaşta, giyside ya da herhangi bir deri eşyada yine küf görülürse, küf yayılıyor demektir. Eşyayı yakacaksın. Yıkanan giysiden, kumaştan ya da deri bir eşyadan küf geçmişse, yeniden yıkanacak. Sonra temiz sayılacaktır. Küfün bulaştığı yün ya da keten giysiyi, kumaşı veya deri eşyayı kirli ya da temiz ilan etmenin yasası budur. 14. bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. Deri hastasının temiz kılınacağı gün şu yasa geçerlidir. Hasta kâhine götürülecek. Kâhin hastaya ordugahın dışında bakacak. Hastalık iyileşmişse pak kılınacak, kişi için 2 temiz canlı kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercan köşkü getirilmesini buyuracak. Kâhinin buyruğuyla kuşlardan biri toprağa bir kapta akarsuyun üzerinde kesilecek. Sonra kâhin canlı kuşu, sedir ağacını, kırmızı ipliği ve mercan köşk otunu akarsuyun üzerinde kesilen kuşun kanına batıracak. Ve pak kılınacak kişinin üzerinde 7 kez serpecek. Onu temiz ilan edip canlı kuşu kıra salacak. Pak kılınacak kişi giysilerini yıkayacak, bütün kıllarını tıraş edecek ve yıkanacak. Bundan sonra pak sayılacak, artık ordugaha girebilir. Ama 7 gün çadırın dışında kalmalı.
Yedinci gün saçını, sakalını, kaşlarını, bedenindeki bütün kılları tıraş edecek. Giysilerini yıkayacak, kendisini de yıkadıktan sonra temiz sayılacak. Sekizinci gün, kusursuz bir erkek kuzu bir yaşında, kusursuz bir dişi kuzu, tahıl sunusu olarak zeytin yağıyla yoğrulmuş, onda 3 efa ince un ve 1 log zeytinyağı getirecek. Paklama işiyle görevli kahin bütün bunları ve pak kılacağı kişiyi Rabbin huzurunda buluşma çadırının giriş bölümünde bekletecek. Sonra kahin erkek kuzulardan birini alıp 1 log zeytinyağı ile birlikte Rabbe suç sunusu olarak sunacak. Sallamalık sunu olarak bunları Rabbin huzurunda sallayacak. Erkek kuzuyu günah sunusunun ve yakmalık sununun kesildiği kutsal yerde kesecek. Çünkü günah sunusu gibi suç sunusu da kâhine aittir. Çok kutsaldır. Kâhin pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanından sürecek. Sonra 1 log zeytinyağından biraz alarak kendi sol avucuna dökecek. Sağ elinin parmağını zeytinyağına batırıp Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına suç sunusunun kanı üzerine avucunda kalan yağdan sürecek. Ayrıca pak kılınacak kişinin başına avucunda kalan yağı sürecek, Rabbin huzurunda onu arıtacak. Sonra günah sunusunu sunarak pak kılınacak kişiyi kirliliğinden arıtacak ve yakmalık sunuyu kesecek. Tahıl sunusuyla yakmalık sunuyu sunakta sunacak. Böylece kahin kişiyi arıtacak ve kişi temiz sayılacaktır. Eğer kişi yoksulsa ve bunları alacak gücü yoksa, arınmak üzere sallamalık suç sunusu olarak 1 erkek kuzu, tahıl sunusu olarak zeytinyağıyla yoğrulmuş 1 efa ince un ve 1 log zeytinyağı alacak. Gücü oranında biri günah sunusu, öbürü yakmalık sunu olmak üzere 2 kumru ya da 2 güvercin sunacak. Pak kılınmak için 8. gün hepsini Rabbin huzuruna, buluşma çadırının giriş bölümüne getirip kâhine verecek. Kâhin suç sunusu olan erkek kuzuyla 1 log zeytinyağını alıp sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda sallayacak. Suç sunusu olan kuzuyu kesecek, sununun kanını pak kılınan kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına sürecek. Sonra kendi sol avucuna biraz zeytinyağı dökerek, sağ parmağını sol avucundaki yağa batırarak Rabbin huzurunda 7 kez serpecek. Avucundaki yağdan pak kılınacak kişinin sağ kulak memesine, sağ elinin ve sağ ayağının baş parmağına, suç sunusunun kanını sürdüğü yerlere sürecek. Avucunda kalan yağ, Rabbin huzurunda arıtmak üzere pak kılınacak kişinin başına sürecek. Sonra kişinin gücü oranında aldığı kumrulardan ya da güvercinlerden birini günah sunusu, öbürünü yakmalık sunu olarak tahıl sunusuyla birlikte sunacak. Kâhin böylece pak kılınan kişiyi Rabbin huzurunda arıtacak. Deri hastası olup da temiz kılınmaya parasal gücü yetmeyen kişiler için bu yasa geçerlidir. Rab Musa ile Harun'a şöyle söyledi: size mülk olarak vereceğim Kenan ülkesine gittiğiniz zaman, ülkenizdeki 1 efa küf hastalığı gönderirsem, ev sahibi gidip kâhine, evimde küfe benzer bir hastalık gördüm diye haber vermeli. Kâhin küfe bakmaya gitmeden önce, evdeki her şeyin kirli sayılmaması için evin boşaltılmasını buyuracak. Sonra evi görmeye gidecek. Duvarlara yayılan küfe bakacak, eğer küf yeşilimsi ya da kırmızımsı lekeler halindeyse ve duvarın içine işlemişse, kâhin evi terk edecek ve 7 gün süreyle kapalı tutacak. 7. gün geri dönecek ve eve yine bakacak. Eğer küf duvarlara yayılmışsa, küflü taşları söküp kentin dışına, kirli sayılan bir yere atmaları için buyruk verecek. Evin içindeki bütün sıvayı kazdıracak. Moloz kentin dışına, kirli sayılan bir yere dökülecek. Sökülen taşların yerine başka taşlar koyup evi yeniden sıvayacaklar.
taşları sökülüp sıvayı kazınan evde yeni sıva yapıldıktan sonra küf yine ortaya çıkarsa, kâhin gidip eve bakacak. Küf yayılmışsa önü alınamaz demektir. Ev kirli sayılır, yıkılmalıdır. Taşları, keresteleri, bütün harcı kent dışına, kirli sayılan bir yere atılmalıdır. Evin kapalı olduğu günlerde, eve giren biri akşama kadar kirli sayılacak. O evde yatan ya da yemek yiyen biri giysilerini yıkamalı. Ev sıvandıktan sonra kâhin eve girip bakacak, küf yayılmamışsa evi temiz ilan edecek. Çünkü küf geçmiş demektir. Evi paklamak için iki kuş, sedir ağacı, kırmızı iplik ve mercan köşk otu alacak. Kuşlardan birini toprak bir kapta akarsuyun üzerinde kesecek. Sedir ağacını, mercan köşk otunu, kırmızı ipliği, canlı kuşu alıp kesilen kuşun kanına ve akarsuya batıracak. 7 kez eve serpecek. Böylece kuşun kanı, akarsu, canlı kuş, sedir ağacı, mercan köşk otu ve kırmızı iplikle evi paklamış olacak. Sonra canlı kuşu kent dışına kıra salacak. Böylece evin kirliliğini bağışlatacak ve ev temiz sayılacaktır. Her türlü deri hastalığı, uyuz, giysiye ya da eve bulaşan küf, şiş, kabuk ya da parlak lekelerle ilgili yasa budur. Bunların ne zaman kirli, ne zaman temiz olduğu bu yasaya göre bilinebilir. Deri hastalığı yasası budur. 15. Bölüm. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. İsrail halkına deyin ki bir adamın erkeklik organında bir akıntı varsa akıntı kirlidir. Akıntı ister devam etsin ister kesilsin adamı kirletir. Akıntının neden olduğu kirlilikler şunlardır. Üzerinde yattığı her yatak ve oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim yatağına dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Adamın üzerine oturduğu bir eşyaya oturan da giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim akıntısı olan adamın bedenine dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Eğer akıntısı olan adam temiz bir adama tükürürse o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adamın bindiği her eğer kirli sayılacaktır. Adamın üzerine oturduğu ya da yattığı herhangi bir eşyaya dokunan, akşama kadar kirli sayılacaktır. Bu eşyaları taşıyan herkes giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adam ellerini yıkamadan kime dokunursa, o kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Akıntısı olan adamın dokunduğu toprak, kap, parçalanacak, tahta kap ise suyla çalkalanacaktır. Eğer adamın akıntısı kesilirse, paklanmak için 7 gün bekleyecek, sonra giysilerini yıkayacak. Akarsuda yıkanacak ve temiz sayılacak. 8. gün 2 kumru ya da 2 güvercin alıp, Rabbin huzuruna buluşma çadırının giriş bölümüne gelecek ve bunları kâhine verecek. Kâhin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece akıntısı olan adamı Rabbin huzurunda arıtacak. Eğer bir adamdan meni akarsa, bedenin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Bir adam kadınla cinsel ilişkide bulunurken menisi akarsa, ikisi de yıkanacak ve akşama kadar kirli sayılacaklardır. Adet gördüğü için kan kaybeden kadın 7 gün kirli sayılacak. Ona dokunan da akşama kadar kirli sayılacak. Adet gördüğü günlerde kadının üzerinde yattığı ya da oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim kadının yatağına dokunursa giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kim kadının üzerine oturduğu herhangi bir şeye dokunursa, o da giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Kadının yatağındaki veya oturduğu şeyin üzerindeki herhangi bir eşyaya dokunan herkes, akşama kadar kirli sayılacaktır. Adet gören kadının kirliliği, onunla yatan adama da bulaşır.
adam 7 gün kirli kalır ve yattığı her yatak kirli sayılır. Eğer bir kadının adet günleri dışında uzun süreli bir kanaması varsa ya da kanaması adet günlerinden sonra da devam ediyorsa, kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi kirli sayılır. Kanaması olduğu sürece adet günlerinde olduğu gibi yattığı her yatak ve üzerinde oturduğu her şey kirli sayılacaktır. Kim bunlara dokunursa kirli sayılacaktır. Giysilerini yıkayacak, yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Ama kanama durursa kadın 7 gün bekleyecek, sonra temiz sayılacaktır. 8. gün 2 kumru ya da 2 güvercin alıp buluşma çadırının giriş bölümüne getirecek ve bunları kâhine verecek. Kâhin birini günah sunusu, ötekini yakmalık sunu olarak sunacak. Böylece kadını kanamasından doğan kirlilikten Rabbin huzurunda arıtacak. İsrail halkını kirliliğinden arındıracaksın. Öyle ki aralarında bulunan konutumu kirletip kirlilik içinde ölmesinler. Akıntısı olan, boşalarak kirlenen adam, adet gören kadın, akıntısı olan erkek ya da kadın ve kirli sayılan kadınla yatan erkekle ilgili yasa budur. 16. bölüm. Rabbin huzuruna yaklaştıkları için ölen Harun'un 2 oğlunun ölümünden sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Ağabeyin Harun'a de ki, perdenin arkasındaki en kutsal bölüme 1/2 girmesin. Antlaşma sandığının üzerindeki bağışlama kapağına yaklaşmasın. Yoksa ölür. Çünkü ben kapağın üstünde bulut içinde görünüyorum. Harun en kutsal bölüme ancak günah sunusu olarak bir boğa, yakmalık sunu olarak da bir koç sunarak girebilir. Kutsal keten gömlek, keten don giyecek, keten kuşak bağlayacak, keten sarık saracak. Bunlar kutsal giysilerdir. Bunları giymeden önce yıkanacak. İsrail topluluğu günah sunusu olarak Harun'a 2 teke, yakmalık sunu olarak da bir koç verecek. Harun boğayı kendisi için günah sunusu olarak sunacak. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Sonra 2 tekeyi alıp Rabbin huzuruna buluşma çadırının giriş bölümüne götürecek. İkisi üzerine kura çekecek, biri Rab için, biri Azazel için. Harun kurada Rab'be düşen tekeyi getirip günah sunusu olarak sunacak. Azazel'e düşen tekeyi ise halkın günahlarını bağışlatmak için canlı olarak Rab'be sunacak. Onu çöle salıp Azazel'e gönderecek. Harun kendisi için günah sunusu olarak boğayı getirecek. Böylece kendisinin ve ailesinin günahlarını bağışlatacak. Bu günah sunusunu kendisi için kesecek. Rabbin huzurunda bulunan sunağın üzerindeki korları buhurdana koyup 2 avuç dolusu ince öğütülmüş güzel kokulu buhurla perdenin arkasına geçecek. Orada Rabbin huzurunda buhuru korların üzerine koyacak. Buhurun dumanı antlaşma levhalarının üzerindeki bağışlama kapağını kaplayacak. Öyle ki Harun ölmesin. Sonra boğanın kanını alıp parmağıyla kapağın üzerine doğuya doğru serpecek. Kapağın önünde 7 kez bunu yenileyecek. Bundan sonra halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek. Kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da bağışlama kapağının üzerine ve önüne serpecek. Böylece en kutsal bölümü İsrail halkının kirliliklerinden, baş kaldıranlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma çadırı içinde aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Harun kendisi, ailesi ve bütün İsrail topluluğunun günahlarını bağışlatmak için en kutsal bölüme girdiğinde, dışarı çıkıncaya kadar buluşma çadırında hiç kimse bulunmayacak. Harun Rabbin huzurunda bulunan sunağa çıkıp sunağı arındıracak. Boğanın ve tekenin kanını sunağın boynuzlarına çepeçevre sürecek. Kanı parmağıyla 7 kez sunağa serpecek. Böylece sunağı İsrail halkının kirliliğinden arındırıp kutsal kılacak. Harun en kutsal bölümü buluşma çadırını sunağı arındırdıktan sonra canlı tekeyi sunacak. 2 elini tekenin başına koyacak,
İsrail halkının bütün suçlarını, baş kaldıranlarını, günahlarını açıklayarak bunları tekenin başına aktaracak. Sonra bu iş için atanan bir adamla tekeyi çöle gönderecek. Teke İsrail halkının bütün suçlarını yüklenerek ıssız bir ülkeye taşıyacak. Adam tekeyi çöle salacak. Sonra Harun buluşma çadırına girecek. En kutsal bölüme girerken giydiği keten giysileri çıkarıp orada bırakacak. Kutsal bir yerde yıkanıp kendi giysilerini giyecek. Sonra çıkıp kendisi ve halk için getirilen yakmalık sunuları sunacak. Kendisinin ve halkının günahlarını bağışlatacak. Günah sunusunun yağını sunakta yakacak. Tekeyi Azazel'e gönderen adam giysilerini yıkayıp, kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek. Günah sunusu olarak sunulan ve kanları günahları bağışlatmak için kutsal yere getirilen boğa ile teke ordugahın dışına çıkarılacak. Derileri, etleri, gübreleri yakılacak. Bunları yakan kişi giysilerini yıkayıp kendisi de yıkandıktan sonra ordugaha girecek. Aşağıdakiler sizin için sürekli bir yasa olacak. 7. ayın 10. günü benliğinizi yeneceksiniz. Gerek İsraillerden gerekse aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse çalışmayacak. Çünkü o gün kahin Harun sizi pak kılmak için günahlarınızı bağışlatacaktır. Rabbin huzurunda bütün günahlarınızdan arınacaksınız. O gün Şabat'tır. Sizin için dinlenme günüdür. Benliğinizi yeneceksiniz. Bu sürekli bir yasadır. Babasının meshedip kendi yerine atadığı kahin günahlarını bağışlatacak. Kutsal keten giysileri giyecek. En kutsal bölümü, buluşma çadırını, sunuğu arındıracak. Kahinlerin ve bütün topluluğun günahlarını bağışlatacak. Bu sizin için sürekli bir yasadır. İsrail halkının bütün günahlarını yılda bir kez bağışlatmak için verildi. Ve Harun, Rabbin Musa'ya buyurduğu gibi yaptı. 17. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, Rabbin buyruğu şudur. İsraillerden kim ordugahın içinde ya da dışında bir sığır, bir kuzu ya da keçi kurban eder ve onun buluşma çadırının giriş bölümüne, Rabbin konutunun önüne Rabbe sunmak üzere getirmezse, kan dökmüş sayılacak ve Tanrı halkının arasından atılacaktır. Öyle ki İsrailler açık kırlarda kestikleri kurbanları Rabbin huzuruna, buluşma çadırının giriş bölümüne, kâhine getirsinler ve esenlik sunusu olarak Rab'de kurban etsinler. Kâhin sununun kanını buluşma çadırının giriş bölümünde Rabbin sunağı üzerine dökecek, yağını da Rabbi hoşnut eden koku olarak yakacak. İsrail halkı taptığı teke ilahlara artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak. Onlara da de ki, İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim yakmalık sunu ve kurban sunar da onu Rabbe sunmak için buluşma çadırının giriş bölümüne getirmezse, Tanrı halkının arasından atılacaktır. İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse, ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan, yaşam karşılığı günah bağışlatır. Bundan dolayı İsrail halkına, sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse kan yemeyecek dedim. İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim eti yenen bir hayvan veya kuş avlarsa, kanını akıtıp toprakla örtecektir. Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına hiçbir etin kanını yemeyeceksin dedim. Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen Tanrı halkının arasından atılacaktır. Yerli olsun, yabancı olsun, ölü bulunduğu ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın leşini yiyen herkes giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkanacak. Akşama kadar kirli sayılacaktır. Ancak bundan sonra temiz sayılacaktır. Eğer giysilerini yıkamaz ve yıkanmazsa suçunun bedelini ödeyecektir. 18. Bölüm.
Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, Tanrınız Rab benim. Mısır'da bir süre yaşadınız, onların törelerine göre yaşamayacaksınız. Sizleri Kenan ülkesine götürüyorum. Onlar gibi yaşamayacaksınız. Onların kurallarına uymayacaksınız. Benim kurallarımı yerine getirecek, ilkelerime göre yaşayacaksınız. Tanrınız Rab benim. Kurallarıma, ilkelerime sarılın. Çünkü onları yerine getiren, onlar sayesinde yaşayacaktır. Rab benim. Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak. Rab benim. Annenle cinsel ilişkide bulunarak babanın namusuna dokunmayacaksın. O senin annendir. Onunla ilişki kurmayacaksın. Babanın karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Babanın namusudur o. Babandan ya da annenden olan, ister seninle aynı evde doğmuş olsun, ister olmasın, üvey kız kardeşlerinden biriyle cinsel ilişki kurmayacaksın. Kızının ya da oğlunun kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur. Babanın evlendiği kadından doğan kızla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babandan olmadır. Senin kız kardeşin sayılır. Halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o babanın yakın akrabasıdır. Teyzenle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü o annenin yakın akrabasıdır. Amcanın namusuna dokunmayacaksın. Karısına yaklaşmayacaksın. Çünkü o senin yengendir. Gelininle cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü oğlunun karısıdır. Onunla ilişki kurmayacaksın. Kardeşinin karısıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü kardeşinin namusudur. Bir kadının hem kendisiyle hem kızıyla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onlar kadının yakın akrabasıdır. Onlara yaklaşmak alçaklıktır. Karın yaşadığı sürece onun kız kardeşini kuma olarak almayacak ve onunla cinsel ilişki kurmayacaksın. Adet gördüğü için kirli sayılan bir kadınla cinsel ilişki kurmayacaksın. Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin. Moleke ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrının adına leke getirmeyeceksin. Rab benim. Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir. Bir hayvanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Kendini kirletmiş olursun. Kadınlar cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşmayacak. Sapıklıktır bu. Bu davranışların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Çünkü önünüzden kovacağım uluslar böyle kirlendiler. Onların yüzünden ülke bile kirlendi. Günahından ötürü ülkeyi cezalandırdım. Ülke üzerinde yaşayan halkı kusuyor. İster yerli olsun, ister aranızda yaşayan yabancılar olsun. Kurallarıma ve ilkelerime göre yaşayacaksınız. Bu iğrençliklerin hiçbirini yapmayacaksınız. Sizden önce bu ülkede yaşayan insanlar, bütün bu iğrençlikleri yaparak ülkeyi kirlettiler. Eğer siz de ülkeyi kirletirseniz, ülke sizden önceki uluslara yaptığı gibi sizi de kusar. Kim bu iğrençliklerden birini yaparsa, Tanrı halkının arasından atılacaktır. Buyruklarımı yerine getirin. Sizden önceki insanların iğrenç törelerine uyarak kendinizi kirletmeyin. Tanrınız Rab benim. 19. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail topluluğuna de ki, kutsal olun. Çünkü ben Tanrınız Rab, kutsalım. Herkes anasına, babasına saygı göstersin. Şabat günlerimi kutlayın. Tanrınız Rab benim. Putlara tapmayın. Kendinize dökme ilahlar yapmayın. Tanrınız Rab benim. Rabbe esenlik sunusu olarak kurban sunacağınız zaman kabul edilecek biçimde sunun. Kurban eti kestiğiniz gün ya da ertesi gün yenecek. Üçüncü güne kalan et yakılacak. Üçüncü gün yenirse iğrenç sayılır. Kabul olmayacaktır. Onu yiyen suçunun bedelini ödeyecektir. Çünkü Rabbin gözünde kutsal olanı aşağılamış sayılır. Tanrı halkının arasından atılacaktır. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tamamen devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız.
Tanrınız Rab benim. Çalmayacaksınız, hile yapmayacaksınız, birbirinize yalan söylemeyeceksiniz. Benim adımla yalan yere ant içmeyeceksiniz. Tanrınızın adını aşağılamış olursunuz. Rab benim. Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın. Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Tanrından korkacaksın. Rab benim. Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın. Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. Rab benim. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen de günah işlemiş olursun. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin kadar seveceksin. Rab benim. Kurallarımı uygulayın. Farklı cinsten iki hayvanı çiftleştirme. Tarlana iki çeşit tohum ekme. Üzerine iki tür iplikle dokunmuş giysi giyme. Bir adam bir cariyeyle yatarsa, eğer kadın nişanlı, bedeli ödenmiş ya da azat edilmemişse, ikisi de cezalandırılacak ama öldürülmeyecek. Çünkü kadın özgür değildir. Adam Rabbe buluşma çadırının giriş bölümüne suç sunusu olarak bir koç getirecek. Kâhin bu koçla adamın işlediği günahı Rabbin önünde bağışlatacak ve adam bağışlanacak. Kenan ülkesine girdiğinizde bir meyve ağacı dikerseniz ilk 3 yıl meyvesini kirli ve yasak sayın, yemeyin. 4. yıl ağacın bütün meyvesi şükran sunusu olarak Rab için kutsal sayılacak. 5. yıl ağacın meyvesini yiyebilirsiniz. Böylece ağaç daha bol ürün verir. Tanrınız Rab benim. Kanlı et yemeyeceksiniz. Kehanette bulunmayacaksınız. Falcılık yapmayacaksınız. Başınızın yan tarafındaki saçları kesmeyecek, sakalınızın kenarlarına dokunmayacaksınız. Ölüler için bedeninizi yaralamayacak, dövme yaptırmayacaksınız. Rab benim. Kızını fahişeliğe sürükleyip rezil etme. Yoksa fahişelik yayılır ve ülke ahlaksızlıkla dolup taşar. Şabat günlerimi kutlayacaksınız. Tapınağıma saygı göstereceksiniz. Rab benim. Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın. Kirlenirsiniz. Tanrınız Rab benim. Ak saçlı insanların önünde ayağa kalkacak, yaşlılara saygı göstereceksiniz. Tanrından korkacaksın. Rab benim. Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın. Ona sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. Tanrınız Rab benim. Yargılarken, uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken haksızlık yapmayın. Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullanın. Mısır'dan sizi çıkaran Tanrınız Rab benim. Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları yerine getireceksiniz. Rab benim. 20. bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, İsraillerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan kim çocuklarından birini Molek'e sunarsa kesinlikle öldürülecek. Ülke halkı onu taşlayacak. Kim çocuğunu Molek'e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse ona öfkeyle bakacağım, onu halkımın arasından atacağım. Adam çocuğunu Molek'e sunar da ülke halkı bunu görmezden gelir, onu öldürmezse adama ve ailesine öfkeyle bakacağım. Hem onu hem de bana ihanet edip onu izleyerek Molek'e tapanların hepsini halkımın arasından atacağım. Kim cincilere, ruh çağıranlara akıl danışır, bana ihanet ederse ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız Rab benim. Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan Rab benim. Anasına ya da babasına lanet eden herkes kesinlikle öldürülecektir. Anasına ya da babasına lanet ettiği için ölümü hak etmiştir. Biri başka birinin karısıyla, yani komşusunun karısıyla zina ederse,
hem kendisi hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. Babasının karısıyla yatan, babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam geliniyle yatarsa, ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa, ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler, ölümü hak etmişlerdir. Bir adam hem bir kızla hem de kızın anasıyla evlenirse, alçaklık etmiş olur. Aranızda böyle alçaklar olmasın diye üçü de yakılacaktır. Bir hayvanla cinsel ilişki kuran adam kesinlikle öldürülecek, hayvansa kesilecektir. Bir kadın cinsel ilişki kurmak amacıyla bir hayvana yaklaşırsa, kadını da hayvanı da kesinlikle öldüreceksiniz. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam anne ya da baba tarafından üvey kız kardeşiyle evlenir, cinsel ilişki kurarsa utançtır. Ait oldukları halkın arasından atılacaklardır. Adam kız kardeşiyle ilişki kurduğu için suçunun bedelini ödeyecektir. Adet gören bir kadınla yatıp cinsel ilişki kuran adam, kadının akıntılı yerini açığa çıkarmış, kadın da buna katılmış olur. İkisi de Tanrı halkının arasından atılacaktır. Teyzenle ya da halanla cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü yakın akrabanın namusudur. İkiniz de suçunuzun bedelini ödeyeceksiniz. Amcasının karısıyla cinsel ilişki kuran adam, amcasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de günahlarının bedelini ödeyecek ve çocuk sahibi olmadan öleceklerdir. Kardeşinin karısıyla evlenen adam, rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Çocuk sahibi olmayacaklardır. Bütün kurallarıma, ilkelerime uyacak, onları yerine getireceksiniz. Öyle ki, yaşamak üzere sizi götüreceğim ülke sizi dışarı kusmasın. Önünüzden kovacağım ulusların törelerine göre yaşamayacaksınız. Çünkü onlar bütün bu kötülükleri yaptılar. Bu yüzden onlardan nefret ettim. Oysa size onların topraklarını miras alacaksınız. O bal ve süt ülkesini size mülk olarak vereceğim dedim. Sizi öbür uluslardan ayrı tutan Tanrınız Rab benim. Temiz hayvanlarla kuşları kirli olanlardan ayırt edeceksiniz. Sizin için kirli ilan ettiğim hayvanlarla, kuşlarla, küçük kara hayvanlarıyla kendinizi kirletmeyeceksiniz. Benim için kutsal olacaksınız. Çünkü ben Rab kutsalım. Bana ait olmanız için sizi öbür halklardan ayrı tuttum. Cincilik yapan ve ruh çağıran ister erkek olsun, ister kadın olsun, kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur. 21. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun soyundan gelen kahinlere de ki, kahinlerden hiçbiri yakın akrabası olan anası, babası, oğlu, kızı ve kardeşi dışında halkından birinin ölüsüyle kendisini kirletmesin. Yanında kalan bakire kız kardeşi için kendini kirletebilir. Halk arasında bir büyük olarak kendini kirletmemeli, adına leke getirmemeli. Kahinler yas tutarken başlarını tıraş etmeyecek, sakallarının uçlarını kesmeyecek, bedenlerini yaralamayacaklar. Tanrıları için kutsal olacaklar. Tanrılarının adını lekelemeyecekler. Çünkü onlar tanrıları Rabbe yakılan sunu ve yiyecek sunusu sunuyorlar. Kutsal olmaları gerekir. Kahinler fahişelerle, kötü kadınlarla, boşanmış kadınlarla evlenmeyecek. Çünkü kahin tanrısı için kutsal olmalıdır. Onu kutsal sayın. Çünkü yiyecek sunusunu tanrınıza o sunuyor. Sizin için kutsaldır. Çünkü ben kutsalım. Sizi kutsal kılan Rab benim. Bir kahinin kızı fahişelik yaparak kendini kirletirse, hem kendini hem de babasını rezil etmiş olur. Yakılmalıdır. Öbür kahinler arasından başına mes yağı dökülen ve özel giysiler giymek üzere atanan başkahin, saçlarını dağıtmayacak, üstünü başını yırtmayacak, hiçbir ölüye yaklaşmayacak, ölen anası babası bile olsa kendini kirletmeyecek, tapınaktan ayrılmayacak, tanrısının tapınağını kirletmeyecek,
Çünkü Tanrı'nın buyurduğu Mesya'yla Tanrısına adanmıştır. Rab benim. Başkâhinin evleneceği kadın bakire olmalıdır. Dul, boşanmış, kötü, fahişe bir kadınla evlenmeyecek. Yalnız kendi halkından bakire bir kızla evlenebilir. Böylece halkının arasında çocuklarına leke sürmemiş olur. Onu kutsal kılan Rab benim. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'a de ki, soyundan gelecek kuşaklar boyunca kusurlu olan hiç kimse yiyecek sunusu sunmak üzere Tanrısına yaklaşmasın. Kusurlu olan sunağa yaklaşamaz. Kör, topal, yüzü arızalı, organlarından biri aşırı büyümüş, kolu veya ayağı kırık, kambur, cüce, gözü özürlü, uyuz, yarası kabuk bağlamış ya da hadım. Kâhin Harun'un soyundan bu kusurlara sahip hiç kimse Rab için yakılan sunuyu sunmak üzere sunağa yaklaşamayacak. Çünkü kusurludur. Tanrısına yiyecek sunusu sunmak üzere sunağa yaklaşamaz. Böyle bir adam Tanrısına sunulan kutsal ve en kutsal yiyecekleri yiyebilir. Ancak perdeye ve sunağa yaklaşamayacaktır. Çünkü kusurludur. Tapınağımı kirletmesin. Onları kutsal kılan Rab benim. Musa, Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına bunları anlattı. 22. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'a ve oğullarına de ki, İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulardan uzak dursunlar. Kutsal adıma leke sürmesinler Rab benim. Gelecek kuşaklar boyunca soyunuzdan biri İsrail halkının bana sunduğu kutsal sunulara kirli olarak yaklaşırsa, onu huzurumdan atacağım. Rab benim. Harun soyundan deri hastalığına yakalanmış ya da akıntısı olan biri temiz sayılıncaya kadar kutsal sunuları yemeyecektir. Bir cesede değdiği için kirli sayılan bir şeye dokunan, menisi akan, İnsanı kirli kılacak küçük kara hayvanlarından birine veya herhangi bir nedenle kirli sayılan bir insana dokunan, akşama kadar kirli sayılacak. Yıkanmadığı sürece kutsal sunulardan yemeyecektir. Güneş battıktan sonra temiz sayılır. Kutsal sunuları yiyebilir. Çünkü bu onun yiyeceğidir. Ölü bulunmuş ya da yabanıl hayvanlar tarafından parçalanmış bir leşi yiyerek kendini kirletmeyecektir. Rab benim. Kâhinler buyruklarıma uymalıdır. Yoksa günahlarının bedelini öder. Buyruklarımı çiğnedikleri için ölürler. Onları kutsal kılan Rab benim. Kâhin ailesi dışında hiç kimse kutsal sunuyu yemeyecek. Kâhinin konuğu ve işçisi bile. Ama kâhinin parayla satın aldığı ya da evinde doğan köle onun yemeğini yiyebilir. Kâhinin, kâhin olmayan bir erkekle evlenen kızı, bağışlanan kutsal sunuları yemeyecek. Ama dul kalmış veya boşanmış, çocuğu olmamış ve gençliğinde kaldığı baba evine geri dönmüş kâhin kızı, babasının ekmeğini yiyebilir. Aile dışında yabancı biri asla yiyemez. Bilmeden kutsal sunuyu yiyen biri, beşte birini üzerine katarak kâhine geri verecek. Kâhinler İsrail halkının Rab'be sunduğu kutsal sunulara saygısızlık etmeyecekler. Yoksa kutsal sunuları yiyen öbür insanlara büyük suç yüklemiş olurlar. Çünkü sunuları kutsal kılan Rab benim. Rab Musa'ya şöyle dedi. Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, ister İsrailli olsun, ister İsrail'de yaşayan bir yabancı olsun. Biriniz Rab'be dilek adağı ya da gönülden verilen bir sunu olarak yakmalık sunu sunmak istiyorsa, sunusunun kabul edilmesi için kusursuz bir erkek sığır, koyun veya keçi sunmalı. Kusurlu olanı sunmayacaksınız, çünkü kabul edilmeyecektir. Kim gönülden verilen bir sunuyu ya da dilek adağını yerine getirmek için Rab'be esenlik sunusu olarak sığır veya davar sunmak isterse, kabul edilmesi için hayvan kusursuz olmalı, hiçbir eksiği bulunmamalı. Kör, sakat, yaralı, yarası irinli, kabuklu ya da uyuz bir hayvanı Rab'be sunmayacaksınız. Yakılan sunu olarak sunak üzerinde Rab'be böyle bir hayvan sunmayacaksınız. Organlarından biri aşırı büyümüş ya da yeterince gelişmemiş bir sığırı
veya davarı dilek adığı olarak sunabilirsiniz. Ama gönülden verilen bir sunu olarak kabul edilmez. Yumurtaları vurulmuş, ezilmiş, burulmuş ya da kesilmiş hayvanı Rabbe sunmayacak, ülkenizde buna yer vermeyeceksiniz. Böyle bir hayvanı bir yabancıdan alıp yiyecek sunusu olarak Tanrınıza sunmayacaksınız. Çünkü sakat ve kusurludur. Kabul edilmeyecektir. Rab Musa'ya şöyle dedi. Bir buzağı, kuzu ya da oğlak doğduğu zaman 7 gün anasının yanında kalacaktır. 8. günden itibaren yakılan sunu olarak Rabbe sunulabilir. Kabul edilecektir. İster inek ister davar olsun. Hayvanla yavrusunu aynı gün kesmeyeceksiniz. Rabbe şükran kurbanı sunduğunuz zaman kabul edilecek biçimde sunun. Eti aynı gün yenecek, sabaha bırakılmayacak. Rab benim. Buyruklarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Rab benim. Kutsal adıma leke sürmeyeceksiniz. İsrail halkı arasında kutsal tanınacağım. Sizi kutsal kılan Rab benim. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkardım. Rab benim. 23. bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz bayramlarım, Rabbin bayramları şunlardır. 6 gün çalışacaksınız ama 7. gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı Rabbe ayıracaksınız. Belirli zamanlarda kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz Rabbin bayramları şunlardır. 1. ayın 14. günü akşamüstü Rabbin Fısıh Bayramı başlar. 15. gün Rabbin Mayasız Ekmek Bayramıdır. 7 gün mayasız ekmek yiyeceksiniz. İlk gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. 7 gün Rab için yakılan sunu sunacaksınız. 7. gün kutsal toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girip ürününüzü biçtiğiniz zaman, ilk yetişen ürününüzden bir demet kahine götüreceksiniz. Kabul edilmeniz için kahin demeti Rabbin huzurunda sallayacak. Demet, Şabat'tan sonraki gün sallanacak. Demetin sallandığı gün yakmalık sunu olarak Rabbe 1 yaşında kusursuz bir erkek kuzu sunacaksınız. Kuzuyla birlikte tahıl sunusu olarak yağla yoğrulmuş bir efa, ince unun 1/10 sunulacak. Rab için yakılan sunu ve onu hoşnut eden koku olacak bu. Yakmalık sunuyla birlikte dökmelik sunu olarak bir hin şarabın 1/4 sunacaksınız. Tanrınıza bu sunuyu getireceğiniz güne kadar ekmek, kavrulmuş buğday, taze başak yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Şabat'tan sonraki gün sallamalık demeti götürdüğünüz günden başlayarak tam 7 hafta sayın. 7. Şabat'tan sonra güne kadar 50 gün sayın. O gün Rabbe yeni tahıl sunusu sunacaksınız. Yaşadığınız yerden Rabbe sallamalık sunu olarak 2 ekmek getirin. Ekmekler ilk ürünlerden 1/2 efa, ince undan yapılacak. Maya ile pişirilip Rabbe öyle sunulacak. Ekmekle birlikte yakmalık sunu olarak Rabbe 1 yaşında kusursuz 7 kuzu, 1 boğa ve 2 koç sunacaksınız. Tahıl sunusu ve dökmelik sunuyla sunulan bu sunu, yakılan sunu ve Rabbi hoşnut eden kokudur. Günah sunusu olarak 1 teke, esenlik sunusu olarak 1 yaşında 2 kuzu sunacaksınız. Kahin 2 kuzuyu ilk üründen yapılmış ekmekle birlikte sallamalık sunu olarak Rabbin huzurunda sallayacak. Rab için kutsal olan bu sunular kahinindir. O gün kutsal toplantı ilan edecek ve gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlalarınızı sınırlarına kadar biçmeyin. Arta kalan başakları toplamayın. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim.
Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, 7. ayın 1. günü dinlenme günüdür. Boru çalınacak, anma ve kutsal toplantı günü olacaktır. O gün gündelik işlerinizi yapmayacak, Rab için yakılan sunu sunacaksınız. Rab Musa'ya şöyle dedi. 7. ayın 10. günü günahların bağışlanma günüdür. Kutsal bir toplantı düzenleyeceksiniz. Benliğinizi yenecek, Rab için yakılan sunu sunacaksınız. O gün hiç iş yapmayacaksınız. Çünkü Tanrınız Rabbin huzurunda günahlarınızı bağışlatacağınız bağışlanma günüdür. O gün benliğini yenmeyen herkes halkımın arasından atılacaktır. O gün herhangi bir iş yapanı halkın arasından yok edeceğim. Hiç iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca sürekli yasa olacak bu. O gün sizin için Şabat, dinlenme günü olacak. Benliğinizi yeneceksiniz. Ayın 9. günü akşamdan ertesi akşama kadar Şabat'ı kutlayacaksınız. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, 7. ayın 15. günü Çardak Bayramı başlar. Bu bayramı Rabbin onuruna 7 gün kutlayacaksınız. İlk gün kutsal bir toplantı düzenleyecek, gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. 7 gün Rab için yakılan sunu sunacaksınız. 8. gün kutsal bir toplantı düzenlemeli. Rab için yakılan sunu sunmalısınız. Bu bayramın son toplantısıdır. Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. Kutsal toplantılar olarak ilan edeceğiniz Rabbin bayramları bunlardır. Bayramlarda Rab için yakılan sunuyu, yakmalık sunuyu, tahıl sunusunu, kurbanı, dökmek sunuları günün gereğine uygun biçimde sunacaksınız. Bunlar Rabbin kutlamanızı istediği Şabat günlerinin, Rabbe sunduğunuz armağanların, bütün dilek adaklarının ve gönülden verilen sunuların dışındadır. 7. ayın 15. günü topraklarınızın ürünlerini devşirdiğiniz zaman Rab için 7 gün bayram yapacaksınız. 1. ve 8. gün dinlenme günleri olacak. İlk gün meyve ağaçlarının güzel meyvelerini, hurma dallarını, sık yapraklarını, ağaç dallarını, dere söğütlerini toplayıp Tanrınız Rabbin önünde 7 gün şenlik yapacaksınız. Bunu her yıl 7 gün Rabbin bayramı olarak kutlayacaksınız. Kuşaklar boyunca sürekli bir yasa olacak bu. Bayramı 7. ay kutlayacaksınız. 7 gün çardakta kalacaksınız. Bütün yerli İsrailliler çardaklarda yaşayacak. Öyle ki gelecek kuşaklar İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındırdığımı bilsinler. Tanrınız Rab benim. Böylece Musa İsrail halkına Rabbin bayramlarını bildirdi. 24. bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına buyruk ver. Kandilin sürekli yanması için saf sıkma zeytinyağı getirsinler. Harun kandilleri benim huzurumda buluşma çadırında levha sandığının önündeki perdenin dışında akşamdan sabaha kadar sürekli yanacak biçimde yakacak. Kuşaklar boyunca sürekli bir kural olacak bu. Rabbin huzurunda saf altın şamdandaki ışıklar sürekli yanacaktır. İnce undan 12 pide pişireceksin. Her biri efanın onda ikisi ağırlığında olacak. Bunları Rabbin huzurunda iki sıra halinde altışar altışar saf altın masanın üzerinde dizeceksin. İki sıra ekmeğin yanına anılma payı olarak saf günlük koyacaksın. Bu Rab için yakılan sunu olacak ve ekmeğin yerini alacak. Bu ekmek İsrail halkı adına sonsuza dek sürecek bir antlaşma olarak her Şabat günü aksatılmadan Rabbin huzurunda dizilecek. Ve Harun'la oğullarına ait olacak. Onu kutsal bir yerde yiyecekler. Çünkü çok kutsaldır. Rab için yakılan sunulardan onların sürekli bir payı olacak. İsrailler arasında anası İsrailli, babası Mısırlı bir adam vardı. Ordugâhta onunla bir İsrailli arasında kavga çıktı. İsrailli kadının oğlu Rab'be sövdü, lanet etti. Onu Musa'ya getirdiler. Annesi Dan oymağından Divri'nin kızı Şelomit'ti.
Adamı göz altına alıp Rabbin kararını beklediler. Rab Musa'ya şöyle dedi: "Onu ordugahın dışına çıkar. Ettiği laneti duyan herkes elini adamın başına koysun ve bütün topluluk onu taşlasın. İsrail halkına de ki, kim Tanrısına lanet ederse günahının bedelini ödeyecektir. Rabbe söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak. İster yerli, ister yabancı olsun, Rabbe söven herkes öldürülecektir. Adam öldüren kesinlikle öldürülecektir. Başkasının hayvanını öldüren yerine bir hayvan vererek aldığı canın karşılığını canla ödeyecektir. Kim komşusunu yaralarsa kendisine de aynı şey yapılacaktır. Kırığa karşılık kırık, göze göz, dişe diş olmak üzere ona ne yaptıysa kendisine de aynı şey yapılacaktır. Hayvan öldüren yerine bir hayvan verecek, adam öldüren öldürülecektir. Yerli, yabancı herkes için tek bir yasanız olacak. Tanrınız Rab benim." Musa bunları İsrail halkına bildirdikten sonra halk Rab'be lanet eden adamı ordugahın dışına çıkardı ve taşlayarak öldürdü. Böylece İsrail halkı Rabbin Musa'ya verdiği buyruğu yerine getirmiş oldu. 25. Bölüm. Rab Sina Dağı'nda Musa'ya şöyle dedi: "İsrail halkına de ki, size vereceğim ülkeye girdiğiniz zaman ülke Rab için Şabat'ı kutlamalı. 6 yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın. Ama 7. yıl toprak dinlenecek, o yıl Şabat yılı olacak, Rab'be adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını da budamamalısın. Kendiliğinden yetişen ürünü biçmeyecek, budanmış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. Şabat yılında ülke ne ürün verirse sizin için köleleriniz, cariyeleriniz, yanınızda çalışan ücretliler ve aranızda yaşayan yabancılar için yiyecek olacak. Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızı da yabanıl hayvanları da doyuracak. 7 yılda bir kutlanan Şabat yıllarının 7 kez geçmesini bekleyin. 7 kez geçecek Şabat yıllarının toplamı 49 yıldır. Sonra 7. ayın 10. günü, yani günahları bağışlatma günü, bütün ülkede yüksek sesle boru çalınacak. 50. yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksin. O yıl sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek. 50. yıl sizin için özgürlük yılı olacak. O yıl ekmeyecek, kendiliğinden yetişen ürünü biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksınız. Çünkü o yıl özgürlük yılıdır. Sizin için kutsaldır. Yalnız tarlalarda kendiliğinden yetişeni yiyebilirsiniz. Özgürlük yılında herkes kendi toprağına dönecek. Bir komşuna tarla satar ya da ondan tarla alırsan birbirinize haksızlık yapmayacaksınız. Eğer sen ondan alıyorsan, özgürlük yılından sonraki yılların sayısına göre ödeyeceksin. O da sana ürün yıllarının sayısına göre satacak. Yılların sayısı çoksa fiyatı artıracak, azsa indirecek. Çünkü sana yıllık ürünlerini satıyor. Birbirinize haksızlık yapmayacak, Tanrınızdan korkacaksınız. Tanrınız Rab benim. Kurallarıma uyacak, İlkelerimi yerine getireceksiniz. Böylece ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkede ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız. Toprağımızı ekmez, ürünümüzü toplamazsak, 7. yıl ne yiyeceğiz diye sorarsanız, 6. yıl size öyle bir bereket göndereceğim ki, toprak 3 yıllık ürün verecek. 8. yıl toprağınızı ekerken, 9. yıl ürün alıncaya kadar eski ürününüzü yiyeceksiniz. Tarlanız temelli olarak satılamaz. Çünkü bana aittir. Sizse yabancısınız, konuğumsunuz. Miras alacağınız ülkenin her yerinde tarlanın asıl sahibine tarlasını geri alma hakkı tanımalısınız. Kardeşlerinizden biri yoksullaşır, toprağının bir parçasını satmak zorunda kalırsa,
en yakın akrabası gelip toprağı geri alabilir. Toprağını satın alacak yakın bir akrabası yoksa, sonradan durumu düzelir, yeterli para bulursa, satış yaptıktan sonra geçen yılları hesaplayacak ve geri kalan parayı toprağını sattığı adama ödeyip toprağına dönecek. Ancak toprağını geri alacak parayı bulamazsa, toprak özgürlük yılına kadar onu satın alan adama ait olacak. O yıl toprağı elinden çıkaracak, satan adama da toprağına kavuşacak. Surlu bir kentte evini satan adamın evi sattıktan tam bir yıl sonrasına kadar onu geri alma hakkı olacaktır. Eğer bir yıl içinde evini geri almazsa, ev temelli olarak alıcıya geçecektir. Kuşaklar boyunca yeni sahibinin olacaktır. Özgürlük yılında ev yeni sahibinin elinden alınmayacaktır. Ama surlarla çevrilmemiş köylerdeki evler tarlalar gibi işlem görecektir. İlk sahibinin evi geri alma hakkı olacak, özgürlük yılında evi satın alan onu geri verecektir. Ancak Levililer kendilerine ait kentlerde sattıkları evleri her zaman geri alma hakkına sahiptirler. Eğer bir Levili bu kentlerde sattığı evi geri alamazsa, özgürlük yılında ev kendisine geri verilecektir. Çünkü Levililerin kentlerindeki evler onların İsrail halkının arasındaki mülkleridir. Kentlerinin çevresindeki otlaklar ise satılamaz. Çünkü bunlar onların kalıcı mülküdür. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kâr alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Ona faizle para vermeyeceksin. Ödünç verdiğin yiyecekten kâr almayacaksın. Ben Kenan ülkesini size vermek ve Tanrınız olmak için sizleri Mısır'dan çıkaran Tanrınız Rabbim. Aranızda yaşayan bir kardeşin yoksullaşır, kendini köle olarak sana satarsa onu bir köle gibi çalıştırmayacaksın. Yanında çalışan bir işçi ya da yabancı gibi davranacaksın ona. Özgürlük yılına dek yanında çalışacak. Sonra çocuklarıyla birlikte yanından ayrılıp ailesinin yanına, atalarının toprağına dönecek. Çünkü İsrailler benim Mısır'dan çıkardığım kullarımdır. Köle olarak satılamazlar. Ona efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Tanrı'dan korkacaksın. Köleleriniz, cariyeleriniz, çevrenizdeki uluslardan olmalı. Onlardan uşak ve cariye satın alabilirsiniz. Ayrıca aranızda yaşayan yabancıların çocuklarını ister ülkenizde doğmuş olsun, ister olmasın, satın alıp onlara sahip olabilirsiniz. Onları miras olarak çocuklarınıza bırakabilirsiniz. Yaşamları boyunca size kölelik edecekler. Ancak bir İsrailli kardeşine efendilik etmeyecek, sert davranmayacaksın. Aranızda yaşayan bir yabancı ya da geçici olarak kalan biri zenginleşir. Buna karşılık bir İsrailli kardeşin yoksullaşıp kendini ona ya da ailesinin bir bireyine köle olarak satarsa, satıldıktan sonra geri alınma hakkı vardır. Kardeşlerinden biri, amcası, amcasının oğlu veya yakın akrabalarından, ailesinden biri onu geri alabilir. Ya da yeterli para bulursa, kendisi özgürlüğünü geri alabilir. Efendisiyle hesap görmeli. Kendisini sattığı yıldan özgürlük yılına kadar geçen yılları sayacaklar. Özgürlüğünün bedeli kalan yılların sayısına göre bir işçinin gündelik ücreti üzerinden hesap verilecektir. Eğer geriye çok yıl kalıyorsa buna göre özgürlüğünün bedeli olarak satın alındığı fiyatın bir bölümünü ödeyecek. Eğer özgürlük yılına yalnız birkaç yıl kalmışsa ona göre hesap ederek özgürlüğünün bedelini ödemelidir. Efendisinin yanında yıllık sözleşmeyle çalışan bir işçi gibi yaşamalıdır. Senin önünde efendisinin ona sert davranmamasını sağlayacaksın. Bu yollardan özgürlüğüne kavuşamasa bile özgürlük yılında çocuklarıyla birlikte özgür olacaktır. Çünkü İsrailler benim kullarım. Mısır'dan çıkardığım kendi kullarımdır. Tanrınız Rab benim. 26. Bölüm. Put yapmayacaksınız. Oyma put ya da taş sütun dikmeyeceksiniz.
Tapmak için ülkenize putları simgeleyen oyma taşlar koymayacaksınız. Çünkü Tanrınız Rab benim. Şabat günlerimi kutlayacak, tapınağıma saygı göstereceksiniz. Rab benim. Kullarıma göre yaşar, buyruklarımı dikkatle yerine getirirseniz, yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak, ürün, ağaçlar meyve verecek. Bağ bozumuna kadar harman dövecek. Ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. Düşmanlarınızı kovalayacaksınız. Kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecekler. Beşiniz 100 kişinin, yüzünüz 10.000 kişinin hakkından gelecek. Düşmanlarınız kılıç darbeleriyle önünüzde yere serilecek. Size iyilikle bakacağım. Sizi verimli kılıp çoğaltacağım. Sizinle yaptığım antlaşmaya hep bağlı kalacağım. Eski ürününüz yemekle tükenmeyecek. Yeni ürüne yer bulmak için eskisini boşaltmak zorunda kalacaksınız. Konutumu aranızda kuracak, size sırt çevirmeyeceğim. Aranızda yaşayacak, Tanrınız olacağım. Siz de benim halkım olacaksınız. Ben sizi Mısır'da köle olmaktan kurtaran Tanrınız Rabbim. Boyunduruğunuzu kırdım, sizi başı dik yaşattım. Ama beni dinlemez, bütün bu buyruklarımı yerine getirmezseniz cezalandırılacaksınız. Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız sizi şöyle cezalandıracağım. Üzerinize dehşet salacağım. Verem ve sıtma gözlerinizin ferini söndürecek. Canınızı kemirecek. Boşa tohum ekeceksiniz. Çünkü ürünlerinizi düşmanlarınız yiyecek. Size öfkeyle bakacağım. Düşmanlarınız sizi bozguna uğratacak. Sizden nefret edenler sizi yönetecekler. Kovalayan yokken bile kaçacaksınız. Bütün bunlara karşın beni dinlemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı 7 kat arttıracağım. İnatçı gururunuzu kıracağım. Gök demir, yer bakır olacak. Gücünüz tükenecek. Topraklarınız ürün, ağaçlarınız meyve vermeyecek. Eğer karşı çıkmaya devam eder, beni dinlemek istemezseniz, günahlarınıza karşılık cezanızı 7 kat arttıracağım. Üzerinize yabanıl hayvanlar göndereceğim. Çocuklarınızı öldürecek, hayvanlarınızı yok edecekler. Sayınız azalacak, yollarınız ıssız kalacak. Bununla da yola gelmez, bana karşı çıkmaya devam ederseniz, ben de size karşı çıkacağım. Günahlarınıza karşılık sizi 7 kez cezalandıracağım. Bozduğunuz antlaşmanın öcünü almak için başınıza savaş getireceğim. Kentlerinize çekildiğinizde aranıza öldürücü hastalıklar salacağım. Düşman eline düşeceksiniz. Ekmeğinizi kestiğim zaman 10 kadın ekmeğinizi bir fırında pişirecek. Ekmeğiniz azar azar tartıyla verilecek, yiyecek ama doymayacaksınız. Bütün bunlardan sonra yine beni dinlemez, bana karşı çıkarsanız, bu kez ben de öfkeyle size karşı çıkacağım. Ve günahlarınıza karşılık sizi 7 kat cezalandıracağım. Açlıktan çocuklarınızın etini yiyeceksiniz. Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim. Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokuları duymayacağım. Ülkenizi viran edeceğim. Oraya yerleşen düşmanlarınız bile şaşkına dönecek. Sizi öbür ulusların arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harbeye dönecek. Siz düşmanlarınızın ülkesinde yaşarken, ülke ıssız kaldığı yıllar boyunca şabatların sevincini yaşayacak. Ancak o zaman dinlenip şabatlarının tadına varacak. Üzerinde yaşadığınız şabat yıllarında görmediği rahatı ıssız kaldığı yıllarda görecek. Düşman ülkelerinde sağ kalanlarınızın yüreğine öyle bir korku düşüreceğim ki
rüzgarın sürüklediği yaprakların sesinden bile kaçacaklar. Savaştan kaçarcasına kaçacaklar. Peşlerinden kovalayan olmadığı halde düşecekler. Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlarınızın karşısında ayakta duramayacaksınız. Öbür ulusların arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak. Arta kalanlarınız gerek kendi, gerekse atalarının suçlarından ötürü düşman ülkelerinde eriyip gidecekler. Ama işledikleri suçları, atalarının suçlarını, bana karşı geldiklerini, ihanet ettiklerini itiraf eder. Bu yüzden onlara karşı çıkıp kendilerini düşman ülkelerine sürmüştüm. İnadı bırakıp alçak gönüllü olur, suçlarının bedelini öderlerse, ben de Yakup'la, İshak'la, İbrahim'le yaptığım antlaşmayı ve onlara söz verdiğim ülkeyi anımsayacağım. Ülke önce ıssız bırakılacak ve ıssız kaldığı sürece şabatların tadına varacak. Onlar da işledikleri suçların bedelini ödeyecekler. Çünkü ilkelerimi reddettiler, kurallarımdan nefret ettiler. Bütün bunlara karşın düşman ülkelerindeyken yine de onları reddetmeyecek, onlardan nefret etmeyeceğim. Böylece hepsini yok etmeyecek, kendileriyle yaptığım antlaşmayı bozmayacağım. Çünkü ben onların tanrısı Rabbim. Tanrıları olmak için öbür ulusların önünde Mısır'dan çıkardığım atalarıyla yaptığım antlaşmayı onlar için anımsayacağım. Rab benim. Rabbin Sina Dağı'nda Musa aracılığıyla kendisiyle İsrail halkı arasına koyduğu kurallar, ilkeler, yasalar bunlardır. 27. Bölüm. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsrail halkına de ki, eğer bir kimse Rabbe birini adamışsa, senin biçeceğin değeri ödeyerek adağını yerine getirebilir. Bu değerler şöyle olacak. 20 yaşından 60 yaşına kadar erkekler için 50 tapınak şekeli gümüş, kadınlar için 30 şekel. 5 yaşından 20 yaşına kadar erkekler için 20, kadınlar için 10 şekel. 1 aylıktan 5 yaşına kadar oğlanlar için 5, kızlar için 3 şekel gümüş. Eğer 60 ya da daha yukarı yaşta iseler, erkekler için 15, kadınlar için 10 şekel. Ancak adakta bulunan kişi belirtilen parayı ödemeyecek kadar yoksulsa, adadığı kişiyi kahine götürecek. Kahin, adakta bulunan kişinin ödeme gücüne göre ona değer biçecektir. Rabbe sunulacak adak, ona sunu olarak sunulabilecek hayvanlardan biri ise kabul edilecektir. Ona böyle sunulan her hayvan kutsaldır. Adakta bulunan kişi, Rabbe sunacağı adağı değiştirmemeli. İyisinin yerine kötüsünü ya da kötüsünün yerine iyisini koymamalı. Eğer hayvanı değiştirirse, değiştirilen hayvanın ikisi de kutsal sayılacaktır. Eğer adak, Rabbe sunulmayacak kirli sayılan hayvanlardan biri ise, kahine götürülecektir. Hayvan iyi ya da kötü olsun, kahin ona değer biçecek, biçilen değer neyse o geçerli olacak. Ama sahibi hayvanı geri almak isterse, kahinin biçtiği değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödemelidir. Bir kimse kutsal bir sunu olarak evini Rabbe adarsa, evin iyi ya da kötü olduğuna kahin karar verecektir. Kahinin biçtiği değer geçerli olacaktır. Eğer kişi adadığı evi geri almak isterse, kahinin biçtiği değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödeyecek, böylece ev kendisine kalacaktır. Bir kimse ailesinden kalan tarlanın bir bölümünü Rabbe adamak isterse, tarlaya ekilecek tohum miktarına göre değer biçilecektir. Bir homer arpa tohumu ekilebilecek tarlanın değeri 50 şekel gümüş olacaktır. Eğer tarlasını özgürlük yılından hemen sonra adarsa, bu fiyat geçerli olacaktır. Eğer özgürlük yılından daha sonra adarsa, kahin bir sonraki özgürlük yılına kadar geçecek yılların sayısına göre tarlaya değer biçecektir. Tarlanın fiyatı daha düşük olacaktır. Kişi tarlasını geri almak isterse, tarlaya biçilen değerin üzerine beşte bir fazlasını katarak ödeyecek, böylece tarla kendisine kalacaktır. Ama tarlayı geri almadan başka birine satarsa, tarla geri alınamaz.
Tarla özgürlük yılında serbest kaldığı zaman, Rabbe koşulsuz adanmış bir tarla gibi kutsal sayılacak ve cahillere ait olacaktır. Bir kimse ailesinin mülkü olmayan, sonradan satın aldığı bir tarlayı Rabbe adarsa, kahin özgürlük yılına kadar geçecek yıllara göre ona bir değer biçecektir. O gün kişi biçilen değer üzerinden ödeme yapacak ve para Rabbe ait olacak, kutsal sayılacaktır. Özgürlük yılında tarla ilk sahibine geri verilecektir. Değer biçilirken tapınak şekeli esas alınacaktır. Bir şekel 20 geradır. İlk doğan hayvan Rabbe aittir. İster sığır, ister davar olsun, kimse onu Rabbe adayamaz. Çünkü o Rabbindir. Ama ilk doğan hayvan kirli sayılan hayvanlardan biri ise, kişi kahinin biçeceği değerin 1/5 fazlasını ödeyerek hayvanı geri alabilir. Geri alınmazsa hayvan biçilen değer üzerinden başka birine satılacaktır. İster insan, ister hayvan, ister aileden kalma tarla olsun, Rabbe koşulsuz adanan hiçbir şey satılmayacak ve geri alınmayacaktır. Çünkü Rabbe koşulsuz adanan her şey Rab için çok kutsaldır. Rabbe koşulsuz adanan insan para karşılığında kurtarılamayacak, kesinlikle öldürülecektir. İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rabbe aittir. Rab için kutsaldır. Kim ondalığının bir bölümünü geri almak isterse, değerinin üzerine 1/5 fazlasını katarak ödemelidir. Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban değneğinin altından geçen her 10. hayvan Rab için kutsal sayılacaktır. Hayvan sahibi hayvanları iyi, kötü diye ayırmayacak, birini öbürüyle değiştirmeyecektir. Değiştirirse, değiştirilen hayvanların ikisi de kutsal sayılacak ve karşılığı ödenip geri alınamayacaktır. Rabbin Sina Dağı'nda İsrail halkı için Musa'ya bildirdiği buyruklar bunlardır.